aşkım ya, canım benim. Biz de onun böyleyiz Ezgi'yle. Kerem'cim merhaba. Merhaba. Misin Ezgi? Rasta saçlarım duruyor mu? Rasta saçlarım duruyor mu? Rasta saçlarım. Ya duruyor da. Annen nerede? Bu Sayıcı'da teyze hastaymış. Ona tavuk suyuna çorba yapmaya gitti. Rasta ne biliyor musun baba? Hani böyle var ya şöyle oluyor. Saçları çok güzel. Alo ne var anne? Uzun hani böyle Bob Marley'in saçı. Ne? Çok güzel. Arzu ne yaptı dedin? Tamam hemen geliyorum ben. Ne olmuş? İyi ki gelmişim buraya. Vaktinde yetişmeseydim belki de şimdi ölmüş olacaktım. İyi olduğuna emin misin peki? Niye bu kadar derin uykuda? Ağır yatıştırıcı verdiler o yüzden. Neden bir insan böyle bir şey yapar ki? Sana bir not bırakmış. Oku. Sana yaptığım bütün kötü şeyler için beni affet. Her şeyi seni sevdiğim için yaptım. Ama sensiz yaşamaya tahammülüm yok artık. Sırf beni üzmek için yaptı biliyorum. Senin kan şekerin düşer şimdi. Arzu için taze sıkmıştım. İster misin? Bir tane daha. Yasemin Anday'ın sofrası. Aferin kız sana. Görüyorsun değil mi? Hala benimle uğraşıyor. Ama bu sefer duygu sömürüsü yapmasına izin vermeyeceğim. İyi misin? Başım dönüyor. O zaman otur. Sen beni zehirledin. Aa, daha neler? Hayattaki tek evladımı öldürecek halim yok. Görüyor musun Arzucuğum? Oğlum annesiyle nasıl konuşuyor? Kızmayın anneciğim. Benim hatam, onu çok üzdüm. Anne. Neler oluyor? Ne istiyorsunuz benden? Her annenin istediği şeyi evladım. Bir torun. Gel anneciğim gel. Evet Altay Bey. Hadi bakalım. Hop yavaş yavaş. Ay. Şöyle tersten anne. Hadi bakalım. Hop. Tamam. Ben artık gideyim. Siz kumruları baş başa bırakayım. Uzun zamandır ayrıydınız. Teşekkür ederim anneciğim. Seni o kadar özledim ki Altay. Bebeğimizin aşk çocuğu olmasını istiyorum. Aşkım. Bana zorla hiçbir şey yaptıramazsın. Tabii ki yaptırırım. O içtiğin meyve suyundaki mucizevi ilaçlar var ya, onlar bebeğimizi yapmamızda yardımcı olacak. Biraz da müzik.
Kerem'ciğim. Merhaba anne. Ay, Sacize teyzeni bir türlü yalnız bırakamadım. Siz yemek yediniz mi? Vallahi İrem gelmedi daha. Altay abi de yok. Şu Arzu vardı ya, onun yanına gitti. Ne? Ne zaman? Neden gitti ki? Yani anlamadım ki. Bir telefon geldi. Altay abi de yandım. Allah koştu gitti hemen. Bayağı da bir oldu gidelim. Sen nereye? Nermin'cim, bizi böyle görmeni istemezdim. Bana bunu nasıl yaparsınız? Ha? Oldu bir kere. Seni de gördüğün gibi Altay da beni tercih etti. Artık lütfen bizi rahat bırakır mısın Nermin? Altay, sen bir şey söylemeyecek misin? Yüzüme bak. Tabii yüzüme bakacak cesaretin kalmadı. Yazıklar olsun sana. Altay. 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 Altay, ne yapıyorsun Nermin? Yapmasana. Altay. Altay! Ne yaptın adama? Ne yaptın? Çabuk söyle. Hiç. Erkekleri bilirsin canım. Hemen uyurlar. Yoksa bir şey mi içirdin ona? Ha? Ne yaptın? Buna ne? Uyku hapı. Cinsel güç arttırıcı. Seni gidi edepsiz, seni gidi hayasız. Kocama tuzak kurdun demek. Hayır. O da beni istedi. Hem artık bundan sonra hiç kimse bizim aramıza giremeyecek Nermin. Biliyor musun? Acınacak bir durumdasın. Hastasın sen. Gerçekten hastasın. Sana bir müjde vereyim mi Nermin? Bir bebek bekliyorum. Onu da bekliyor muydun? Arzu Hanım. Alo. Kerem. Kerem çabuk buraya gel. Çabuk. Resmi giyinmene gerek yok canım. Yakın arkadaşlarım eşleriyle birlikte gelecek. Maksat sizleri karşılaştırmak. O eskiden, yani şimdi birbirimizden eminiz, o yüzden. Ben seninle birlikte olmaktan gurur duyuyorum. O yüzden arkadaşlarımla karşılaştırmak istiyorum. Bak, akşam geç kalma, tam 8'de bende ol. Birlikte karşılarız misafirleri. Görüşürüz. Vallahi Nermin, aferin sana kız. Ben yani arkadaşın olarak gurur duyuyorum seninle. Sen böyle anneannesin manneannesin ama kafa olarak en yeni jenerasyon kafa sensin Nermin. Vallahi sen kimle gezip dolaşsan hemen gelip tanıştırıveriyorsun kız. Takdir ettim seni. Böyle bir konuşuyorsun ki hafta 7, ben 8 böyle dolanıyorum erkeklerle. Bana bak, sana o çay içip kıtırdatırken verdiğim taktikleri sakın unutmayasın, tamam mı? Adama kendini müthiş seksapelli, dayanılmaz, böyle kudretli bir adam gibi hissettirtmen lazım. Şöyle iyice bir gönensin adam. Zaten merak etme, ben saat tam 8'de sendeyim. Bende mi? Evet, sende. Teknik direktörün gibi böyle yandan yandan gizlice seni izleyeceğim, bakacağım verdiğim oyunlar gol oluyor mu manasında. Emel'cim, ben seni başka bir akşam ağırlasam olmaz mı? Başka boş akşamım yok Nermin. Allah Allah. Ayrıca yemeklere sarımsak soğan koyma. Ortamın aurasını bozarsın. Benim de mideme dokunuyor zaten. Hadi, hadi. Evet. Yardım edeyim mi? Yok canım, ben yapıyorum, sağ ol. Ona ne kadar güçlü bir erkek olduğunu hissettir. Aslında şu kavanozu benim için açar mısın? Teşekkür ederim. Ne kadar güçlüsün. Hayır.
başla şimdi. Ama ben seni çok istiyorum. Benim yetiştirmem gereken şeyler var. Bir de değer verdiğini göstermek lazım. Bir dakika, bir dakika. Bir şey kokuyor. Eyvah! Tavuk yandı. Tavuk mu? Eyvahlar olsun, yemek yanmış, yemek. Yanmış mı? Evet, yanmış. Ne yapacağım ben şimdi? Misafirler geldi, mahvoldum. Ne yapacağım ben? Nermin! Nermin, dur, bekle. Ne? Ay, çabuk. Hoş geldiniz efendim, sefalar getirdiniz. Merhabalar. Ay, biz biraz dolaşıp öyle gelelim istersen. Yok canım, tam zamanında geldiniz. Buyurun, buyurun içeri. Gelsene zaten. Melih Bey. Ömer Bey. Hoş geldin. Ömer Bey. Kes. Anne. Bunu böyle bir çek çek. Ucu görünüyor bunun. Ay. Ucu görünüyor. Sağ ol. Teşekkür ederim. Kız niye kapattın? Bakar bakar gülerdin. Ay. Arkadaşlar burası yanık kokuyor. Artık daha güzel neler olduysa yemek bile yanmış. Hadi girin artık içeri. Hadi. Hadi içiyorum ben. Tamam çocuklar. Geldim. Merhaba. Ay kız, ne bu böyle mürebbi gibi giyinmişsin? Semih'e gideceğiz ya, ondan hadi. Elifciğim, ben Semih'e gelemeyeceğim ya. Benim bu miras işi için gidip notere imza vermem gerekiyormuş. Vallahi zengin olmak başa bela şekerim. Çok zor bir iş. Ne noteri ya? Nereden çıktı şimdi nota? Ne yapayım Elif? Aa, yani ben Semih'e söyledim. Mesele yok. Elif gelecek, tek başına halledecek dedim. Emel, beni delirtme. Dün konuştuk. Ben o adamla yalnız kalmak istemiyorum. Ben sana ne dedim peki? Biz profesyoneliz demedim mi? Gideceksin, profesyonel bir şekilde halledeceksin işimizi Elif. Allah Allah. Tamam Emel'cim, uzatma. Notere başka zaman gidersin. Hadi gidelim. Aa, başka zaman olmuyormuş efendim. Zaten ben geç kaldım. Hadi sen halledersin. Emel. Geciktim ben. Görüşürüz. Emel! Yani renklere bakıyorum, sonra senin duvara bakıyorum. Hani elegan bir şey istiyorsun ama ne olduğunu tam bulamadım. Bakayım. Aslında ne istiyorum biliyor musun? Her şeyi. Ama her şeyi senin planlamanı istiyorum. Bizde öyle bir hizmet yok. İşin aslında biliyor musun? Beni harekete geçirdin. Yapmam gereken her şeyi söyledin. Benim sadece bir dekoratöre değil, senin gibi bir kadına ihtiyacım var. Ne yapıyorsun be? Ne zannettin sen? Elif, özür dilerim, benden hoşlandığını sandım. Ne hoşlandığını sandım? Hoşlandın diye önüne gelen kadını öpeceğini mi zannediyorsun sen? Elif, lütfen ağlama. Çok özür dilerim. Elif, sus. Bak, sandığın gibi biri değilim. Çarşamba pazarına dönmüş. Bana bak, Semih de çok merak etmiş seni. Ne oldu Allah aşkına ya? Niye böyle oldun sen? Bu parayı az verdi değil mi? Ondan böyle bozuldun sen. Beni öpmeye kalktı. Beni Ömer'den başka hiç kimse öpmeye kalkmamıştı. Hiç kimse o kadar yaklaşmamıştı bana. Çünkü o an anladım evliliğimin bittiğini, Ömer'in gittiğini. Ah be canım. Ay Elif, yani bunu anlamak için müneccim mi olmak lazım be kuzum? Günaydın yani. Bana bak, üzülme. Kız, sen gerçekten harika bir adam buldun ha. Sakın bunu mundar etme kız. Şş. Emel, ben sana neler diyorum, sen neler söylüyorsun? Bunu çok kötüyüm diyorum ya.
Görüyorum. Ay Elif, lütfen çok rica ederim. Böyle salma kendini ya. Aslında biz hanımların giyime kuşama çok para harcamaması lazım. Niye? Çünkü eskitip atıyoruz. Halbuki o paralarla yardıma muhtaç insanlara verilen mutluluk hiçbir şey değişmem. Görüyorsun değil mi Zeliş? Başak Hanım ne kadar güzel, ne kadar doğru konuşuyor. Ama ben sana söylemiştim. Önemli olan iç güzellik. Başak Hanımcığım. Yalnız dikkatimi çekti de sizin arabanız olsun, üzerinizdeki kıyafetler olsun. Bunlar da hiç ucuz şeylere benzemiyorlar. Aslında arabamı satmak istiyorum. Ama babamdan hediye. Kıyafetlerimin çoğu da büyük büyük halamdan hatıra. Zeliş'im, Başak Hanım'ın ailesinin durumu çok iyi. Yani ne yapsa ne etse zenginlikten kurtulamıyor. Aslında kendisi çok mütevazı bir insan. Teşekkür ederim. Kudretciğim, Ali'nin sırtında böyle kırmızı bir şey çıkmış. Bir bakar mısın? Ya niye yemekten önce söylemedin kızım? Ay, tamamen aklımdan çıkmış. Pardon Başak Hanımcığım. Ali nerede? Ali Esma'nın odasında mışıl mışıl uyuyor sevgilim. Hiçbir şey yok, merak etme. İyi de beni niye getirdin o zaman buraya? Ne yapıyorsun ya? Ya Başak Hanım bekliyor içeride. Daha envanteri çıkaracağız. Sen benim kıyafetlerimin envanterini çıkar bakalım önce. Ondan sonra hangisini vermemiz gerekiyor bir karar verelim. Ya sırası mı şimdi kızım? Bak bu bir. Bak bu iki. Üç. Fazla mı bunlar sence? Bak bu da dört. Dört. Bu da beş. Beş. Bu altı. Şu tarafa gel, gel. Razi teyze. Razi teyze. Allah Allah, bu ne telaş kızım. Hayırdır inşallah. Razi teyze, ipe giderken bile insanın son sözünü dinlerler. Allah Allah, ne ipidir ne dinlemesidir. Anlamadım ki bir şey. Bak yemin ederim sana, benim Kenan'la hiçbir ilgim yok. Ya o Gamze'nin babası, heh, adı üstünde Gamze'nin babası, o kadar. İyi, hoş da yavrum, sen gençsin, güzelsin. E o da çocuğunun babası. E bundan sonra bir yastıkta kocarsınız inşallah. Ah, ah derken sana ah demedim. Yani Allah yazdıysa bozsun. Zaten yazmadı ki bozsun. Yemin ederim ekmek Kur'an çarpsın, onunla hiçbir alakam yok benim. Kızım yemin etme, sen ne diyorsan öyledir. Ama ben ne yapabilirim ki? Oğlum istemiyor yavrum. İstemiyor mu beni? Raziye teyze, senin hafızası yerinde değil ki. Onun hafızası yerinde olmadığı için beni tanımıyor, ondan istemiyor. İyileşecek sonuçta. Bu o kadın değil mi? Evet o. Sinan Bey'e rahatsız edilmek istemiyordu. Thank you.
Ne o kız? Süngün düşmüş, süt dökmüş kediye dönmüşün. Tabii aradan zaman geçince ikna oldun herhalde Sinan'la benim aşkımıza. Ne aşkı be? Pis fırsatçı. Faydalandın tabii ki adamın bu durumundan. Adamın aklı yok ki yerinde. Bebek saflığında şu anda o. İyi ya işte. Biz de tertemiz bir sayfa açtık hayatımızda. Bebekler gibi saf yani tertemiz yaşıyoruz aşkımızı. Saf mı? Pis. Bir de adamı sıkıştırmış yatağın kenarına böyle buçuk buçuk. Ne var kız? Ne güzel işte. Allah Allah. Ne demek ne var ya? Hasta haklarına aykırı bu. Ben seni şikayet edeceğim bak. Allah Allah. Niye? Sevdiğimiz, beğendiğimiz bir hastayı öpemiyor muyuz? Ama ben seni çok iyi anlıyorum. Sen istiyorsun ki sana gelince şapur şupur olsun, kardeşine gelince yarabbi şükür. Şşt! Ağzını topla be. Pis. Yasemin, hadi kızı itiraf et. Benim yerimde olmak için can atardın can. Ah, terbiyesize bak. Yasemin. ne yapalım kız? Yani bunlar da kader kısmet meselesi kardeş. Sen de bari otur kokmuş evinde kaderini ağla yani bundan sonra. Senin kalbinin röntgenini çekseler var ya, kapkara çıkar. Senin kalbin yok ki. Var kız, var. Ve bundan böyle tek bir sahibi var. O da Sinan. Bana bak kardeşim. Bundan böyle aramıza girmeye sakın kalkma. Hatta aramıza değil, hastanenin sınırlarından bile girmeye kalkma. Zaten ben orada olağanüstü hal tedbirleri aldırdım. Güvenlikçilere söyledim, seni sınırdan içeri almayacaklar. Ne geleceğim ben oraya? Burayı da kendin gibi günah yuvasına çevirdin. Cenabet. Aa, kız Yasemin. Vallahi kız sen bayağı olgunlaştın ha. Senden hiç beklemezdim yani. Dedim ki bu yine şimdi şirretleşir. Bu benim saçıma başıma atlar dedim ama vallahi bayağı iyi performans gösterdin ha, tebrik ederim. Bana bak şupur şupur Emel. Bizim orada bir atasözü vardır. Derler ki alma mazlumun ahını çıkar aheste aheste. Ben seni Allahu Teala'ya havale ediyorum. Bana bak. Şş, tüp dil kurumu. Bizim orada da başka bir atasözü vardır. Derler ki av avlayanın kemer de bağlayanın. Ben de seni kaderine terk ediyorum. Evet. Burası benim de yatağım. Nermin. Ben seni çok özledim. Gelsene. Sen nasıl hala hiçbir şey olmamış gibi davranabiliyorsun? İnanamıyorum sana. Senden boşanmak istediğimi söyledim. Benden sana eş olmaz dedim. Daha ne diyeyim sana? Nermin. Sen benim ölene kadar eşimsin. Öyle de kalacaksın. Bunu sakın unutma. Bu Hatay lütfen. Nermin. Lütfen. Hatay bırak. Nermin. Hatay bırak. Bırak dedim sana. Bir daha sakın, sakın böyle bir şey yapma. Sakın. Alo, Ejder merhaba. Merhaba Nermin. Ben alyansımı senin mutfakta tezgah üzerinde unutmuşum. Onu alsan sekreterine versen ben bir ara gelip alsam olur mu? Ya Altay fark ederse çok kötü olur. Sekreterim izinli bugün. Ben de biraz üşütmüşüm. Ofise gidemeyeceğim. İstersen evden gelip al. Tamam bekliyorum.
Ejder. Nermin. Girsene. Kalkamıyorum. Kusura bakma. Seni böyle karşılamak istemezdim ama çok kötü üşütmüşüm. Büyük geçmiş olsun. Sağ ol. Nane, limon falan içtin mi? Kim yapacak ki? O zaman ben yapayım. Bir de bakayım neler varsa ona göre bir çorba da ayarlayayım sana. Dur dur dur. Gitmeden önce şu çekmeceden dereceyi versene. Ateşim çıktı galiba. Şuradaki mi? Evet, üst çekmecede. Bir şans ver bize. Oldum farkındayım ama durduramıyorum kendimi. Nikahlı kocam altı iyi değil. Eşleri seviyorum. Buyurun. Behçet Kılıç evde mi? Yok. Ben eşiyim. Ne vardı? Adına bir zaf var. Şuraya bir imza alayım lütfen. Teşekkürler. İyi günler. İyi günler size de. Hoş geldiniz Nermin Hanım. Hoş bulduk. Behçet Bey içeride mi? Hastası var, oturmaz mısınız? Beklerken bir şey içmek ister misiniz? Yok, teşekkür ederim, sağ olun. İşi uzun sürer mi? Aslında şimdiye bitmiş olması gerekiyordu. Hah, bitti galiba. Teşekkür ederim Behçet'ciğim. Vaktini aldım. Kendiniz de elle göğüs muayenesi yapabilirsiniz diyorlar ama içim rahat etmiyor. Rica ederim Figen. Her konuda bana danışabilirsin. Peki. Görüşürüz. Güle güle. Bay bay. Hayrola Nermin? Neden geldin? Kocamı iş yerinde ziyarete gelemez miyim? Gelirsin tabii, gelirsin canım. Girsene içeri. Otursana. Niye kenara attın bunu? Evli olduğunu anlaşılmasın diye mi? Eğer bunu düşünseydim, alyansımı çıkartırdım. Ya temizlikçi ortalığı temizlerken bir kenara kaldırmış işte. Sabah kargo getirdi. Acildir diye sana ulaştırdım. Cihaz kataloğu. Olmasa da olurmuş. Özür dilerim. Başka kadınlar gibi içine bakıp ne olduğunu anlayamadım, kusura bakma. Tamam canım, tamam, tamam. Hemen sinirlenip alevlenme. Sözümü geri aldım. Bütün hastalarınla böyle mi konuşuyorsun? Hangi hastamla? Ne konuşmuşum? Demin çıkan kadınla öyle, senli benli. Ha Fige, ne diyorsun? Yok canım, o bambaşkadır. Belli, belli. Kendi evinde göğsünü kontrol edeceğini sana elletmeye gelmiş. Çok ayıp. Sana hiç yakıştıramadım. Asıl ona çok ayıp. Bir doktora nasıl gelinmesi gerektiğini bilmiyor. Mini elbiseler, göğüs dekoltesi, maşalı saçlar. Sanırsın düğüne geliyor, doktora değil. Ne var canım? Kadın giyinmiş, yakıştırmış, gelmiş. Bak bak bak. Bayağı da
da süzmüşsün onu. Ne yani, kör müyüm? Gördüm tabii ki. İnsan evlenip çoluk çocuğa karıştıktan sonra gözünü kapamalı artık Behçet. Senin için öyle Nermin. Sen evlenip çocukların da olduktan sonra diri diri mezara soktun kendini. Ya şöyle güzelce giyinmeyi, süslenmeyi, güzel bir kahkaha atmayı unuttun. Yani böyle kadın olmaktan vazgeçip sadece anne oldun. Ne yapmamı bekliyorsun? İki tane aslan gibi çocuk yetiştiriyorum. Anneyim ben. Aynı zamanda karımsın da. Yani öyleydi. Ama geçti artık. Sen evlenip çocukların da olduktan sonra diri diri mezara soktun kendini. Ya şöyle güzelce giyinmeyi, süslenmeyi, güzel bir kahkaha atmayı unuttun. Yani böyle kadın olmaktan vazgeçip sadece anne oldun. Önüne baksana. Pardon teyze. Teyze mi? Terbiyesiz. Ufal da cebime gir. Ben senin teyzen olacak yaşta mıyım? Bir saniye getiriyorum. Mutfak önlüğü de mi satılıyor burada? Alo Behçet. Ah, çocuklarla ilgili acil bir durum var da. Ben tek başıma işin içinden çıkamadım. Hemen gelebilir misin buraya? Tamam, bekliyorum. Nermin neredesin? Çocuklara bir şey mi oldu? İkisinde bir şeyci yok. Sapasağlamlar. Hatta arkadaşlarının doğum günü partisine gittiler. Beni neden çağırdın o zaman? Beraber baş başa çok güzel bir yemek yiyelim dedim. Mum ışığında. Hı? Hadi gel. Gel. Otursana. Hepsini senin için hazırladım. Hı? En sevdiğin yemekler. Kadın budu köfte. Hı? Sen parfüm mü sıktın? Hı hı. Çok güzel kokuyorsun. Hı.
Bir saniye. Bir saniye. Hale gitsin. Çabuk da çıkmaz ki şimdi. Nermin. Nermin ne yapıyorsun? Ya lekesi bu. Çıkmaz. Nermin. Ya, bıraksana şunu. Ne yapıyorsun sen? Ne yapıyorsun? Ya sen hiç değişmeyecek misin Allah aşkına? Ha? Ya inanamıyorum sana ya. İnanamıyorum ya. Behçet. Sen yağ lekesinin ne kadar zor çıktığını biliyor musun ha? En inatçı lekedir bu. Senin de, yağ lekenin de Allah belasını versin. Beni de bitirdin, evliliğimizi de. Var senin burada? Niye geldin? Aşk olsun ama. Hani Sinanlarla sohbet ediyordunuz? Yani buradaydılar da az önce kalktılar. Ben de böyle biraz rahatlayayım, oyun oynayayım falan diye kaldım işte. Evde rahatlayamıyor musun? Ömer, sen benden mi kaçıyorsun? Hayatım, olur mu öyle şey? Ben senden niye kaçayım ya? Ya ben anlamadım. Bir şeyler oluyor yani. Önce spor araba, ondan sonra pizzacıyı satıp tekne alma hayalleri. Ya orta yaş bunalımına falan mı girdim ben anlamıyorum. Ha tabii bir de Zuhal var başımızda. Böyle kanepeler, koltuklar veriyor. Sürekli her gün pizzacıya geliyor. Hayatım kaç kere söyledim sana. Ya kadın kanepeyi atacakmış, bu koltuğu, kanepeyi. Ya bana verdi ya. Sen yoksa benim seni aldatacağım falan mı düşündün? Ha? Nasıl düşünürsün böyle bir şeyi? Hayatım bak. Hani biz son zamanlarda biraz fazla tartıştık ya. Araba için, tekne için. Yani ben kendi içimde bunu senin bilerek yaptığını düşündüm. Yani benim canımı sıkmak için, keyfimi kaçırmak için yaptığını düşündüm. Ben de yani biraz uzaklaşayım, böyle kendi başıma kalayım diye buraya geldim. Yani bak, eğer bu durum senin çok canını sıkıyorsa, yani seni çok üzüyorsa, ya bundan vazgeçebilirim. Senden kıymetli mi ki yani? Benle eve geleceksin demek mi bu? Tabii ki. Hayatım, sen istersen ön tarafta otur, bekle beni biraz. Ben burayı biraz toparlayayım, böyle havalandırayım, öyle geleyim yanına, olur mu? Tamam ama bu oyunu bana öğret de birlikte oynayalım bazen. Oh, şahane olur. Hadi. Hadi ben toparlıyorum buraları. Niye gelmedi hala? Allah Allah. Arkadaşıyla ders çalışıyor dedim ya Ömerciğim. Ha evet. Bana bak. Hı. Sen niye böyle gecenin başından beri fıkır fıkır dolanıyorsun evin içinde? Hiç. Yani. Ya aslında böyle bir şey yapmam gerekiyormuş da ben unutmuşum gibi bir huzursuzluk var içimde. Yani ben bunu düşündüm. Ben galiba pizzacıda dolap kapağını açık unuttum. Dolabın kapağını? Evet. Emin misin? Değilim işte. O yüzden ben bir an önce pizzacıya gitsem de diyorum, yani o dolap kapağını bir kontrol etsem, yoksa hayatta uyuyamam ben bu gece. Hı. Peki. Tamam. Görüşürüz. İyi oldu evden kaçabildiğin. Gelemeyeceksin diye çok korktum.
Şey, annem arkadaşımla ders çalıştığımı zannediyor. Babam mı? Babam geliyor, çabuk gelin, çabuk! Baba, sen de mi buradaydın? Ben de kitabımı unutmuşum. Öyle mi? Yani. Kes sesini. Ben ne halt ettiğini gayet iyi biliyorum. Bunu görünce delirdim. Önce burada çalışan çocuklardan biri yaptı sandım. Konuştum onlarla, onlar yapmamışlar. Sonra düşündüm, acaba buranın anahtarı başka kimde var diye. Kimde var? Tabii ki Tekin Bey'de var. Bunu daha çok delirdim o zaman. İçeride mi? Baba girme. Şey, üstünü değiştiriyor. Kim bu kız? Yoksa tanıdık biri mi? Yok baba, başka okuldan. Size iki dakika müsaade. Döndüğümde bu buradan gitmiş olacak, tamam mı? Gül çıkmasına geri dönebilirsin. Tekin, oğlum. Şimdi bak, sen yani sana çok sert davrandığımı düşünüyorsun değil mi? Bana kızıyorsun, biliyorum. Ama bu tamamıyla senin iyiliğin için. Ya ileride beni anlayacaksın gerçekten. Senin yaşın daha çok genç böyle ilişkiler için. Hem kız arkadaşın için de aynı şey söz konusu. Yani düşünsene, ailesi duysa ne olur? Hadi diyelim ki kimse duymadı. Yani şimdi yapacağınız bir hata bütün hayatınızı karartacak be oğlum. Doğru, haklısın baba. Anlıyorsun beni değil mi? Evet. Aferin oğlum. Hadi bakalım şimdi doğru yata. Şey baba, sen içeri gir. Yağmur yağacak gibi. Ben şu arabanın üstünü kapatayım. Tamam. Tamam. Al bakalım anahtarları. Aferin benim aslan oğlum. Hadi bekliyorum baba. Ulan ne yapıyorsun? Ya biri görecek olsaydı? Seni merak ettim. Her şey yolunda mı? Yolunda, merak etme. Babam hiçbir şeyden şüphelenmedi. Bu dünya tehlikeli kadınlarla doludur. Bazıları yaptıklarının sonuçlarını göremeyecek kadar kör olanların sevgilileridir. Bazıları güvendikleri kocalarının ihanetine uğramış öfkeli eşler. Sen çok yoruldun. Bırak ben hallederim kalanı. Peki. Hem tırnakların da bozulmasın. Ya. Güzel olmuş mu? Gözlerimi alamıyorum senden. Tamam, o zaman böyle ev işlerine yardım etmen için yani benim her gün güzellik salonuna gitmem gerekiyor, öyle mi? Sen hep böyle görün. Ben camları bile silerim. Ömer. Ömer ya. Ya Ömer. Bak. Ya bulaşık bugün nasıl? Hadi. Bakın, burada da göreceğiniz gibi geçen yıla göre pazar payımızı %50 büyütmüş bulunuyoruz. Sizin ortaklığınızla da... Kudret Bey, ortaklık konusunda bir takım şüphelerim var. Bunun için yönetim kurulu üyeleriyle tekrar toplantı yapmam gerekiyor. Ya... Tabii, siz nasıl uygun görürsünüz. Buyurun. Çok özür dilerim Kudret Bey. Ben sözleşmenizi hazırladım. Buyurun. Sağ olun Elif Hanım. Gerçi Memduh Bey'in biraz daha düşünmesi gerekiyormuş ama. Pardon, bu arada tanıştırmayı unuttum. Müdür yardımcım Elif Hanım, Memduh Bey. Çok memnun oldum efendim. Yahu düşündüm de...
Bu akşam yemekte bu ortaklık konusunu tekrar konuşalım diyorum. Hem daha samimi bir ortam olur, ne dersiniz? Tabii tabii, siz nasıl uygun görürseniz. O zaman sekreterim sizi arayacaktır. Tamam. Müsaadenizle. Elif Hanım, bu akşam yemekte sizleri bekliyorum. Görüşmek üzere. Görüşürüz. İyi günler. İyi günler. Ben gerçekten gelmiyorum, değil mi? Geleceksin tabii Elif'ciğim. Duydun adamı. Akşam yemekte görüşürüz dedi. Ben öylesine söyledi zannettim. Ya olur mu öyle şey? Adam özellikle seni davet etti. Fark etmedin mi? Hem şaka değil bu Elif. Yani burada 1 milyonluk bir işten bahsediyoruz. Evet, önemli bir ortaklık. Ben raporları hazırlayayım o zaman. Tamam. Hadi. Oldu bu iş be. Al bakalım. Bu ne Kudret? Şirketten genel müdür yardımcımıza bir hediye. Ne gerek vardı, sağ ol. Yani aslında hep sana bir hediye almak vardı aklımda ama... yani terfin için işte bugüne kısmetmiş. Akşam yemekte giyesin diye sana çok güzel bir elbise aldım. Çok teşekkür ederim, kesene bereket. Yani şimdi Memduh Bey'i etkilememiz gerekiyor ya. Ben de kendime şöyle güzel bir takım aldım. Sen de istersen bu akşam bir erken çık ha. Yani şöyle bir kuaföre git, bir havalı falan ol. Ha? Aha tamam, tamam giderim. Şu işimi halledeyim, hemen çıkarım ben de. Tamam, hadi görüşürüz. Yalnız içeri girmeden şu ceketini vestiyere bırak istersen ha. Burası biraz serin, ben üşüdüm. Kalsın, şey yapmayalım, hiç soğuk çünkü. Soğuk mu? Ne alakası var kızım, fırın gibi içerisi. Nezle olmuşum ben. Böyle birazcık şey yapıyor, boğazım falan batıyor da hasta olmayayım. Elif'ciğim bak, bu ortakların şirket için ne ifade ettiğini en iyi bilen sensin değil mi? Bunun ceketimle ne alakası var Kudret? Şu alakası var. Şimdi ceketle gidip masaya oturursan böyle sanki ateş almaya gelmişsin gibi olur. Yani sanki böyle hemen kalkıp gidecekmişsin gibi olursun. Yani bunu da mı ben öğreteceğim sana? Tamam tamam, kızma. Sen tut şunu. Her şey çok güzel oldu. Bak, Memduh Bey orada. Sen masasına geç. Ben geliyorum bunu besteyle bırakıp. Geçti. Oh. Vallahi adam hemen imzaladı anlaşmayı. Harika. O zaman söylersin Kudret'e. Hamile olduğunu yani. Ha. Yani yavaş yavaş söyleyebilirim belki. Hı hı. Ay çok yoruldum. Şu ayakkabılardan, kıyafetten bir kurtulayım. Bir taneyim. Çok güzelsin. Ömer, ben sana bir şey soracağım. Sor bir taneyim. Sen beni büyük göğüslü mü beğeniyorsun, küçük göğüslü mü? Ben seni her halinde beğeniyorum tanem. Ömer, öyle bir şey sormuyorum. Hmm. Yani ben fark ettim ki erkekler büyük göğüs seviyor. Hmm. Ve biz evlendiğimizde benim göğüslerim bayağı ceviz kadardı. Hani böyle doğum yaptıkça büyüdü. Malum 3. aya girdiğim için yine kafam kadar oldular. O yüzden sen beni gerçekten büyük göğüslü mü beğeniyorsun, küçük göğüslü mü? Hayatım, ben kadında daha çok ruh güzelliğine önem... Ömer. Tamam. Evet, yani büyük göğsü seviyorum. Yani ama ne var be? Utanılacak bir şey yok ki. Ayıp bir şey değil bu. Seviyorum işte. Büyük göğsü seviyorsun. Evet. Çok güzel. Hı. Niye benimle evlendin? Hayatım, ben seninle mükemmel olduğun için evlenmedim ki.
Oh yani hakikaten konuştukça batıyorsun. Ben gidiyorum ve giyiniyorum hemen. Bir dakika, bir dakika dur. Ben de mükemmel değilim. Yani ne o dizi artistleri gibi yakışıklıyım, ne zenginim, ne de böyle çok zeki sayılırım ha. Ama eğer sen mükemmel olsaydın ve öyle benimle evlenseydin, ben her gün kara kara düşünürdüm. Acaba bu kadının bende ne işi var diye. Bak sen. Hmm. Allah Allah. Hı-hı. Peki. Yani dizi artistleri kadar yakışıklı değilsin, kabul. Sağ ol be. Yani. Allah Allah. Zengin de değilsin. Evet. Ama bir kadının mayın tarlasından safa sağlam çıkacak kadar zekisin Ömer Bey. Hmm, öyle mi? Hmm, öyle. Hayatım hani ben Çince sertifika programına başvurmuştum ya. Aa, sınav sonucun geldi. Üzülme, seneye bir daha denersin. Kazanmışım hayatım, kazanmışım. Hani kötü geçmişti? Ya ben de öyle sanıyordum ama soruların çoğunu doğru cevaplamışım. Hatta senin bu akıllı kocan o uykusuz haliyle var ya, ilk beşe girmiş, ilk beşe. Seninle gurur duyuyorum. Harika. Aa Tekin, bak baban Çince sınavından geçmiş. Hadi tebrik et. Tebrik ederim abi, hayatımı mahvettiğin için. Ne biçim laf bu ya? Anne, hani sınava girmiyorum diye kızıyordunuz ya bana. Diyelim ki o sınavı kazandım, o okula da girdim. Her şey mükemmel oldu. Peki ben babamla aynı okula mı gideceğim? Buna inanıyor musunuz? İşte size sınava girmemem için bir sebep daha. Bana bak, sen iyice kendinden şaştın ha. Ağzından çıkanı kulağın duysun. Ne varmış canım babanla aynı okula gitmekte? Hatta sen de gelirsin anne, değil mi? Beraber çekirdek aile olarak hepimiz gideriz mutlu mesut. Nasıl? Güzel değil mi? Oğlum ne diyorsun sen ya? Ben sizin geleceğiniz için bu yaştan sonra okumaya karar vermişim. İyi bir iş bulabileyim diye. Tamam baba, tamam, haklısın. Sen boş ver onu, bulacağını da saçma. Sen olmasan ben bunu başaramazdım. Bak ne diyeceğim. Bunu kutlayalım mı? Hep birlikte hamburgerciye gidelim ha? Olur. Harika. Ben gidip çocuklara haber vereyim. Alo Ahmet Bey. Rahatsız ediyorum sizi, kusura bakmayın. Uzun zaman oldu, bilmiyorum beni hatırladınız mı ama Elif Uzun ben. Birlikte göğüs kanserini atlatmıştık. Evet evet. Yok ben pek iyi sayılmam aslında. Ben sizi rahatsız ettim. Bugün bir ara gelmek istiyorum. Galiba kanser geri döndü. Oğlanlar bizimle hiç vakit geçirmek istemiyor artık. Baksana hamburgerlerini bile bitirmediler. Sanki arkadaşları kaçıyor. Necla bile onların peşine takıldı gitti yani. Elif? Hayatım sen niye dalgınsın böyle? Hiç şey... öyle düşünüyorum yani işte. Kocam üniversiteye başlıyor. Böyle etrafında genç güzel kızlar falan dolaşacak. Benim için senden daha güzel, senden daha tatlı hiç kimse olamaz. Bunu biliyorsun değil mi? Sen benim için çok önemlisin. Sen de benim için öylesin Ömer. Ölene kadar da bu böyle olacak. Sen eve çık, ben geleceğim. Hayrola? Macide teyzeye gideceğim ben. Şey yapacakmış, perdelerini çıkartacakmış o.
benden yardım istedi. Biraz uzun sürer yani işim. Bitince ben gelirim. Tamam, ben bekliyorum seni evde. Sonuçlarınız çıktı. Doktor bey de birazdan burada olur zaten. Sitalilerden görmüşsünüzdür, biliyorsunuzdur ben kanser miyim? Bunu size doktor bey söylese daha iyi. Ay ne olur siz söyleseniz daha iyi. Vallahi ben kalpten öleceğim yoksa yani doktor gelene kadar çok mühim. Yani ne olur söyleyin hadi. Elif Hanım inanın bilmiyorum. Biraz sabredin, doktor bey gelecek zaten. Of. Merhaba Elif Hanım, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Burada şeyler, onlar bir bakarsak tahlil sonuçlarına. Kontrole geldiniz, iyi oldu. Test sonuçlarında bir şeye rastladık. Ya ben biliyordum bu kanser yine geldi, beni buldu. Tam geçti dedim, tam her şey düzeldi dedim. Ben halsizliğimden anlamıştım zaten. Hayır, hayır. Kanser değil. Hay Allah'ım ya, ben daha yeni işe başladım. Kocam çalışmıyor, kız daha küçük, yeni ilkokula başladı. Benim halim yok, bir daha kemoterapi falan. Zaten maddi durumumuz kaldırdı artık. Elif Hanım, hamilesiniz. Anlamadım. Bir bebeğiniz olacak. Kanser olmadı mı, emin misiniz? Evet. Hayatım bak, bugün kırtasiyeye uğradım. Böyle okul için defter, kitap, kalem ne varsa hepsini toparladım. Bir de bu çantayı aldım. Biraz genç işi oldu ama artık bu kadar şeyi de cebime sokup böyle okula götürecek değilim ya. Aa bak bir de Çince sözlük aldım. Hatta birkaç kelime ezberledim bile. Wo jiao. Nasıl? Ben Macide teyzeye gitmedim. Yani sana yalan söyledim. Doktordan geliyorum. Nasıl yani? Sen hasta mısın? Yoksa... Ben de kanserden şüphelenmiştim. Doktora gittim. Kanser değilmiş. Neymiş peki? Ömer... Ben hamileymişim. Hamile miymişsin? Evet. Bizim şimdi bir çocuğumuz daha mı olacak? Yani. Elif ne olur onun zafer işareti olduğunu söyle bana. Doktor ikiz olabileceğini söyledi. Ha. Hayatım, ben kendime kahve yapacağım. Sen de ister misin? Ah, pardon, sen içemiyorsun değil mi? Elif? Hayatım ne oldu? Niye böyle kara kara düşünüyorsun? Ne demek niye böyle kara kara düşünüyorsun ya? Hayatım mahvoldu, neyi düşünmeyeyim? Ya şu an itibariyle artık bir değil iki tane çocuk büyüteceğim, farkında mısın? Hayatım biraz abartmıyor musun? Evet ya aslında. Abartıyorum galiba değil mi Ömerciğim? Haklısın yani. Düşündüğümüz zaman bu çocuklar büyüdüğünde ve üniversiteden mezun olduklarında ben 60 yaşında falan olacağım. O da yaşarsam. Ve diploma törenine bayağı hani eklem yerlerim bitmiş, ayaklarım, ellerim yaşlanmış. Böyle elimde baston falan titreye titreye. Niye gülüyorsun? Hiç komik değil. Hiç komik değil. Arkadaşlar diyecek ki anneanneni mi getirdin? Bunlar da yavrum böyle boynu bükük diyecekler ki o bizim annemiz.
Ya niye gülüp duruyorsun sen Ömer? Ne komik için bunun, nesi komik yani? Hayatım, böyle şeyler düşünüp de üzme kendini ne olur. Yani bir kere sen 60 yaşına gelince gayet sağlıklı, dinç ve çok güzel olacaksın. Hı? Kimse anlamayacak senin yaşını falan. Gerçekten. Hı hı. Yani tamam, biz bu çocukları yapmayı planlamamıştık evet ama oldu bir kere, ne yapalım? Oldu yani. Yapacak bir şey yok. Merak etme, biz bunun da üstesinden geleceğiz. Gül gibi büyüteceğiz ikizlerimizi. Hatırlasana hayatım, 4 çocuğumuzu nasıl büyüttük, nasıl mutluyduk, nasıl neşeliydik ya. Ömerciğim, gençtik o zaman. Tabii ki mutlu olduk. Ama hatırlatırım, bunaldığımız anlarımız oldu. Böyle evin duvarları üstümüze geldi. Bir an önce kaçıp gitmek istedik. Çocukları senin annene mi bırakalım, benim anneme mi bırakalım, bir nefes alalım. Hani bizim için artık bebek bezi yoktu, mama yoktu, gaz yoktu, uykusuz geceler yoktu. Döndük mü tekrar başa? Elif. Ay Elif'i falan yok Ömer, yok. Bak ikizler üniversiteye gidecekler, tam gidiyorlar. Ev rahatlıyor, biz birazcık kafamızı dinliyoruz derken yerine yeni ikizler geliyor ya. Bak böyle söyleyince sinirim tepeme çıkıyor, duruyorum, zor tutuyorum kendimi ağlamamak için. Bu ne demek ya? İkizlerin yerine yeni ikizler geliyor, nasıl bir laf yani? Ha yok, ben işe başladım ben ya. Şimdi tekrar bırakmak zorundayım. Nasıl yani? Anlamadım. Yani doğum iznin bitince hemen geri dönersin işine. Ömerciğim, hangi parayla ben çocuklarımı birine emanet edeceğim baksınlar diye? Ha çalışıp o parayı kazanıp birine mi vereceğim çocuğuma baksın diye? Dönemem ben işe falan. Ha daha çocukları karşımıza alıp konuşmadık ya. 4'ünü alacağız karşımıza. Diyeceğiz ki 2 tane daha kardeşiniz olacak, 2. Ne yapacak bunlar bunu duyunca? Ha bir bırak onu, karnın büyüsün. Ben bu evden kapıdan dışarı çıkamam. Bak buradan bir adım çıkarsam. Ya bütün konu, komşu, akraba hepsi böyle bildiğin bıyığının altından gülecek. Ayıp ya. Anlamadım. Çocuk sahibi olmak ayıp mı ya? Bu yaştan sonra 4 çocuğun üstüne ikiz gebelik. Ayıp. Of. Efendim Nermin. Ha çıktı mı? Bugün. Tamam, tamam, ben şey yapayım, bir üstümü değiştireyim, 10 dakikaya kapıdayım o zaman. Tamam. Emel gelmiş. Biz onu bir ziyaret edelim. Ömer. Sen bak heyecanlısındır. Şimdi böyle Elif hamile falan filan sağda solda sakın ha. Bak ben kimseye söylemeyeceğim. Of, daha çok var. Yaşadık. Ha, Ömer, neredesin? Dur dur, sen söyleme, ben tahmin edeyim. Trafiği hesap edemedim ya, o yüzden geç kalıyorsun değil mi? Çok güzel. Ne demek neredeyim? Ya ne demek, hastanedeyim, sıra bekliyorum doktor için. Ömer, hadi bak zaten geldim, çabuk ol, hadi. Hadi. Her an seni daha çok seviyorum. Tabii oğlumuz da. Babamız bize su getirir mi? Susadık. Hemen bir tane. Pardon, 2 tane. 2 tane. İlk çocuğumuz. Heyecanlıyız. Maşallah. Ya sizin? Benim 4 tane evde var. 2 tane de yolda. Ne kadar güzel. Kocaman bir ailesiniz desenize. Ya İtalyan ailesi. Masa bir başlıyor, bitmiyor. Bence anne olmak muhteşem bir duygu. Öyle mi? Aynı zamanda çok zor olduğunu biliyorum. Ama ben biraz şanslıyım. Eşim çocuğumuz büyürken sonuna kadar yardımcı olacağını söz verdi. Tabii tabii. Öyle söz verirler başta. Sözler havalarda uçuşur. Efendim? Diyorum ki böyle başta heyecandan böyle 1000 tane söz verilir. Aman seninle uykusuz kalacağım, seninle uyuyacağım, seninle uyanacağım. Çocuğun altını da değiştireceğim, üstünü de değiştireceğim. Kremini de atarlar da atarlar. Ama sonra çocuk doğduktan sonra bir 3 kere, iyiyse 5 kere falan altını değiştirir. Ondan sonra bitti. Gecenin bir vakti senin çocuğun ağlasın. Bak böyle Allah rızası için kalk. 2 dakika kalk. Gözümden uyku akıyor. Ya Rabbim 2 saniye uyuyayım ne olur falan. Böyle sarsarsın. Tıs. Benim eşim öyle değil. Yani Tahsin'i tanısanız o çok farklı biri. Memeleri mi var? Nasıl yani? Tahsin'in diyorum, memeleri mi var? Tabii yok. E tamam, yani süt veremeyeceğine göre çocuk acıkınca ağlamaya başlayınca sen böyle koşacaksın süt vermeye. Senin Tahsin'ciğin fosur fosur. Ya
Hem ben sana bir şey diyeyim mi? O dergilere iyi bak. O dergilerdeki o bikinli kadınlar var ya, onlar gibi olamayacaksın bir daha. İyi bak, iyi bak. Çünkü doğurduktan sonra yani... Ne sen sor ne ben söyleyeyim. Artık bikini tarih. Fakat siz 4 çocuk doğurmanıza rağmen çok iyi görünüyorsunuz. Dışı seni içi beni yakar. Bu buzdağının görünen yüzü. Hiç şort giyemiyorum. Kısa kollu yok. Sütyensiz dolaşamıyorum. Artık bitti. Ben sana söyleyeyim. Buralar selülit dolu. Karnım çatlak içinde. Memeleri söylemiyorum. Böyle böyle bak böyle. İlla toplamak lazım bunları. Bikini yok yani. Hep korseli mayolar. Ya bir sürü kadın çocuk doğurmanın hayatlarındaki en güzel şey olduğunu söylerler. Yalan. Sürüye biri daha katılsın. Bir tane daha mayoluya kazandırsan kar. Annen, anneannen, konu, komşu, en yakın arkadaşın bile onlar gibi korseli mayo giy diye böyle yalanlar atıyorlar. Biz de yiyoruz. Sonra elveda bikini, merhaba korseli mayo. Lütfen daha fazla konuşmayın. Yok yok, sen Allah'ın sevgili kulusun, karşına beni çıkardı. Bak gel şu köşeye bir soyunayım, gör halimi. Ondan sonra Allah nelerle karşılaşacaksın. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Çocuklar büyüdükten sonra bak geceni, gündüzünü, hayatını, zevklerini, her şeyini bir kenara bırakmışsın. Annelik yapmışsın. Ya diyorsun ki çocuğun bir kaşık daha ye, yüzüne fırlatıyor yemeği. Dışarıdan eve alacaksın, evladım ne olur gel. Yok, hiç tanımaz ben sana söyleyeyim. Ayrıca bir şey daha var. Sen şu an itibariyle artık sen değilsin. Annesin sadece. Soğuk su. Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ha? Ne oldu? Ha? Hormon, hormon. Hormonlar böyle yapıyor. Bir iniyor, bir çıkıyor. Hayat böyle şey yapıyor. Kötü ağlar. Önemli hormonlar. Teşekkür ederim. Böyle bir şey. Yani Cihan'ın karakteriyle de alakalı böyle bir şey. Hayatım bak, bir tanesi burada. Diğeri de şurada duruyor. Gördün mü? Ne harika değil mi? Harika. Asla ser vermiyor. Tam mahalle, tam mahalle. Elif neyin var senin? Çok iyi bir arkadaş. Elif, doktor orada bebeklerimizin ilk görüntülerini gösterdi. Sen dönüp bakmadın bile. Daha önce çok yaşadım. Ne göreceğimi biliyorum. Elif, bir şey soracağım. Bebeklerimiz için ne zaman heyecanlanmaya başlayacaksın acaba? Biraz dertleşelim mi? Tabii. Çünkü bence şu anda hissettiğim duygulara ben bir kendime bir de sana söyleyebilirim. Yanlış ya da doğru ama bir tek seninle paylaşabilirim. Dinliyorum. Evet, ultrasona bakmadım. Evet, bebekler için heyecanlı değilim. Çünkü bu hamilelik fikrine ben hazır değilim. Yani kabul edemiyorum. Hayatım. Hayatım değil Ömer. Bu şu anki gerçeğim. Ben kendimi hamilelik fikrine hazır hissetmiyorum. Kabul edemiyorum. Yani çok garip bir zaman. Nasıl anlatabilirim sana bilmiyorum. Çocuklar üniversiteye gidiyorlar. Ev sakinledi. Benim evdeki işlerim azaldı. Kendi ihtiyaçlarıma, zevklerime dönebildim. İşe başladım. Seninle daha fazla zaman geçirebiliyorum. Arkadaşlarıma vakit ayırabiliyorum. Tam bu zamanda bir hamilelik haberi. Ben yok yani, bunu kabul edemiyorum. Çok zamansız. Yani tamam. Bunun olmasını planlamamıştık ama öncekiler de zamansız olmuştu ki yani. Ömerciğim, gençtik biz o zaman. Zamansızdı ama biz çocuk istiyorduk ve hazırdık bunun için. Şimdi öyle bir şey değil. Bu çok çok farklı. Yani şöyle diyebilirim. Ben şu anda bir çocuğa... Ne bir çocuğu ya? İki çocuğa birden bakacak gücü kendimde hissetmiyorum. İçinde barındıran bir program ediyor. Türkiye Şubesi olarak da size. Yani keşke, keşke onun kadar başarılı olabilsek ama ondan da çok destek alacağımıza inanıyorum. Benim hep arkamda o da şöyle olmalı, şunu koymalısın falan diye.
Elif abla, sen burada mıydın? Ağladın mı sen? Yok, uyuyakalmışım ondandır. Neyin var? Yok bir şeyim. İyi misin? Hamileyim. Ne? Neydi mi? Yaşasa değil ne? İşte ben de bunu düşünüyorum. O yüzden gömdüm kafamı yorganın içine. Düşünüyorum yani bu yaşta ne hamileliği? Nereden çıktı bu hamilelik? Çocuklar olacak üniversiteli, sen olacaksın 60. Olabileceğim mi? Sağlığım izin verecek mi? Nereden çıktı bu hamilelik diye. Ben öyle düşünüyorum kara kara yani. Kapsa, ben hiç kimseye söyleyemiyorum. İlk kez sana söyledim. Aramızda kalsın, olur mu? Tabii canım. Söylemem. Sabah sabah Tekin, bu banyoyu sen mi bu hale getirdin? Banyo mu? Oğlum ben yüzümü yıkadım sadece. Biraz su sıçratmışımdır, o kadar. Su değil, başka bir şey bu. Bildiğin biri oraya kusmuş ve temizlemeden çıkmış. Iy, anne! Ya bir şey sorar mısın? İğrenç iğrenç konuşuyor. Ya şimdi ben mi iğrenç oldum şimdi? Sen mi yaptın Çetin? Ben ne yapacağım oğlum? Dün zaten midem bulanıyor bahanesiyle okula da gitmedin. Ne alakası var ya? Benim üstüme suçatı durma. Bırak ya. Ya tamam, kavga etmeyin sabah sabah. Ben yaptım. Tamam çocuklar, annenizin elinde olan bir şey değil bu. Bu aralar biraz midesi kötü çünkü... Hamile. Necla, sen nereden biliyorsun bunu? Televizyondan. Ha, televizyondan. Bundan sonra saat 8'den sonra televizyon izlenmeyecek, tamam mı hanımefendi? Siz ne diye yürüp duruyorsunuz? Çok mu komik? Ya baba komik ya, ne bileyim, annemin bu yaştan sonra doğurması falan ilginç olur herhalde. Tamam, saçma sapan espriler yapmayın. Dün ofiste bir şey yemiştim, midem bozuldu. O yüzden oluyor. Kahvaltı hazırlayacağım diye de temizlemeyi unuttum, abartmayın. Hadi kahvaltınızı yedin. Ben doydum. Ben de doydum. Ben de doydum. Yumurta getiriyorum daha. Çocuklara bir, pardon, iki kardeşleri olacağını ne zaman söylemeyi düşünüyorsun? Bu gidişle hiçbir zaman galiba Ömerciğim. Bak, esprisi bile ne kadar uzun sürüyor ve nasıl dalga geçiyorlar. Gördün, şahitsin. Yok, ben daha hazır değilim. Benim zamana ihtiyacım var. Hamile olduğumu söylemek için bayağı zamana ihtiyacım var. Peki karnın şiştiğinde ne diyeceksin? Kilo aldın mı diyeceksin? Bari bir ara doğuma gitmeden önce çocuklara söyleyelim, olur mu? Hazır mısın? Çocuklar, anneniz sizinle bir şeyler konuşacak. Gelin oturun bakalım şöyle. Çekin, elinizi. Geçin şöyle. Metin, Necla, gelin bakalım siz de. Ne oldu, ne söyleyeceksiniz? Bilgisayarda oyunu mu durdurdum ya? Bu konu oyundan daha önemli. Oturun bakalım. Şimdi benim birkaç gündür böyle midem bulanıyor, başım dönüyor falan. Hani hastayım diye düşünebilirsiniz. Hasta değilim. Daha iyi bir haberim olduğunu düşünüyorum size. Hamileyim, ben ikiz kardeşiniz olacağım. Sevinçten dilleri tutuldu, baksana. Çocuklar bir şey demeyecek misiniz? Anne, dünyanın en yaşlı annesi olacaksın galiba. Hiç de bile. Japonya'da 98 yaşında bir kadın hamile kalmış ve anne olmuş. Hani bize sorumsuz diyorsunuz ya. Asıl siz sorumsuzsunuz. Baba sen çalışıyor musun? İşin falan var mı? Kursa gidiyorsun baba. Annem çalışıyor, o da hamile, şimdi işten çıkacak. Biz geçim derdi falan, hiç harçlık alamayacağız. Mutlu musunuz şimdi? Yani ben bile biliyorum doğum kontrolü diye bir şey. Çetin. Tamam tamam. Tebrikler, hayırlı olsun. Hayatımızı mahvettiniz ya.
Arkadaşlarım bende nasıl dalga geçecek biliyor musunuz? İnanmıyorum size ya. Kalkın ya. Bir şey yok ya. Binelim. Necla? Sen sevindin değil mi Necla'cığım? Ha? Bak iki tane küçük bebek gelecek onlarla. Güzel güzel oynarsın, ablalık yaparsın ha? Yani baştan söyleyeyim, erkek olursa ben yokum. Vallahi bayağı yani sevindiler. Haklıymışsın. Tam bir bayram şenliği oldu sofrada. Beni çağır mısın Kudret? Gel Elifciğim, otur şöyle. De şu kapıyı da kapat, konuştuklarımızı duymasınlar. Kötü bir şey mi oldu? Yok canım, kötü bir şey yok. Yani şey soracaktım sana. Böyle daha büyük bir odan olsun ister miydin? Kendine ait bir asistanın olsun ha? Tabii ki isterim de bunun için mi kapattırdın kapıyı? Ya yok canım, şey teklif edeceğim sana o yüzden. Müdür yardımcılığı. Ah! Ah! Ne kadar güzel. Ama maalesef. Ya tabii şimdi daha fazla çalışman gerekecek. Daha fazla sorumluluk alman gerekecek. Yani eve de daha az vakit ayırabileceksin ama... şirket sana bir de hususi araba verecek. Diyorsun. Maaşına da %50 zam. Kabul etmemek delilik olur tabii. Çok, çok teşekkür ederim, ben kabul ediyorum. Ne zaman başlayacağım? Hemen bu gece. Yani yönetim kurulu başkanı Refik Bey'le eşi akşam bize yemeğe geliyor. Senle Ömer de geliyorsunuz, tamam mı? Tamam. Kudret, sen bu müdür yardımcılığını Nalan'a teklif etmeyecek miydin? Öyle düşünüyordum ama... yani Elifciğim bak doğruya doğru. Ama aramızda kalsın, tamam mı? Hamileymiş. Ya şimdi böyle doğum izniymiş, yok doktor randevusuymuş, yok süt bilmem nesiymiş derken... şirketteki işler aksayacak. Yani benim de sinirim tepeme gelecek. Değil mi? Ama şimdi yanlış anlama yani. Bir kadın doğurur. Bu çok ulvi bir şey. Ve kadın güçlüdür. Yani hem doğurur, hem işine koşar, hem çocuğu varsa ona da bakar. Güçlüdür yani ve hamile kaldığı zaman böyle desteklere ihtiyaç duyar. Çünkü kendini garip hissedebilir, hayattan kopacak hissedebilir. Bu normaldir ve destek olmak gerekir ve... zaten kanuna aykırı bir şey yapmıyor musun? Ayrıca da ayıp değil mi Nalan'a yani? Yani bilse ayıp olur tabii de nereden bilecek? Sen mi söyleyeceksin, ben mi söyleyeceğim? Ha? Ben söylemem hiçbir şey. Ben Ömer'i aramaya gideyim. Hadi. Bu mutlu haberi paylaşayım. Tamam. Hadi hayırlı uğurlu olsun. İnşallah. Hayatım, keşke hamile olduğunu söyleyip şu müdürlük işini reddetseydin ya. Maaşıma %50 zam yaptılar. Şirketin vereceği araba da cabası. İyi de nasıl dayanacaksın bu tempoya? Mecburum Ömer, çalışacağım. Ya ikizler de ona kadar para biriktirmemiz lazım. Sen de çaktırmazsan ağzından bir şey kaçırma yani bu gece. Peki Kudret senin hamile olduğunu öğrenmeyecek mi? Yani anladığı zaman artık geç kalmış olacak. Çünkü hamileliğimi belirdiğinde ben artık her şeyin üstesinden gelebileceğimi ispatlamış olacağım. Kravatın yapı. O zaman bir an önce bunu yapsan iyi olur. Çünkü hatırlarsan ikizleri hamileyken birden şişmiştin. Yok yok. Var daha var. Daha var baktım. Hadi ben almasam. Midem kötü de biraz. Aa, muhakkak tatmalısınız. Yeterli, sağ olun.
Ben Meral'le İtalya'ya gittiğimde almıştım bunu. Bu Napoli'de özel bir bağda yetiştirilen üzümlerden yapılmış. Ya ne hoş günlerdi. Ya. Aa, çok beğendiğini zannedersem. Lütfen. Aa, aa lütfen. Aa, olur o zaman. Yeter, sağ olun. Ah, örümcek! Aa, hani? Aa, orada. Hani, nerede? Karşıda. Aa, örümcek mi? Pardon, yanlış görmüşüm. Çok beğendiniz. Bir tane daha vereyim. Hayatım, sen de şıklıktan yıkılıyorsun vallahi. Ay ne var? Sonra baktım, yavru bir köpek boynunda seni seviyorum yazısıyla üstüme doğru koşuyor. Hayatımda aldığım en güzel hediyeydi canım. Sen de seviyor musun Elif? Ben bayılırım. Kesinlikle. Ama bizim bir küçük kızımız var, Necla. Onun alerjisi var, o yüzden köpek alamıyoruz biz eve. Ama ne yapıyoruz biliyor musunuz? Balığımız var bizim. Balık besliyoruz. Akvaryumumuz var. Ama onlar da zırt pırt ölüyor ya. Sonra ne yapıyoruz? Necla üzülmesin diye hop klozete. Sonra bir daha alıyoruz, sonra bir daha alıyoruz. Atıyoruz. Necla anladın mı? Elif'ciğim. Sustur şunu. Gülşah. Darılma ama. Kıyafetin berbat görünüyor. Ya bunu kiri sepetinden falan alıp mı giyerim ne yapayım? Ömer. 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 Napoli üzümü. Yani Ömer çok alışık değil. Belli ama sen koca bir şişeyi devirdin. Halen zımba gibisin. Bir kadeh daha lütfen. Hadi. Aman sakın. Bir kadeh daha içerse kusacağım. Kahveyi iç, biraz kendine gel. Hadi. Yavaş, dikkat et. Oy! Ya hayatım. Ben seni patronların önünde rezil ettim ya. Yok, rezil etmedim beni patronların önünde. Sen iki bebeğin için kendini içki şişesinin önüne atan çok cesur bir babasın. Öyleyim değil mi? Öylesin. Öyleyim. Hem bir şey söyleyeceğim. Hı. Sarhoş olmuş sayılmazsın. Niye? Çünkü hamile oldum, ağzından kaçırmadın kudretlerin yanında. Hayatım. Ben Gülşah'a çok kötü göründüğünü söyledim. Evet. Ben şimdi var ya bir ay dışarıya çıkamam. Gülşah var ya beni yolar yolar. Mahveder beni. Hadi iç. Yavaş sıcak. 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 Çok sıcak. Çok güzel. Ay Allah'ım yarabbim ya. Of! Yine mi giysi krizi? Evet. Düğmeler kavuşmuyor. Klasik. Her zaman olduğu gibi gene kocaman oldular. İyi de bunun neresi kötü ki? Ömer hep aynı şey oluyor. Üçüncü ay kafam kadar oluyorlar ve üstüme giyecek hiçbir şey yok. Bence harika görünüyorlar. Ömer. Çok güzeller. Ömer. Ömer lütfen yapma. Bak bütün kıyafetimi baştan aşağı değiştirmem lazım. Ne olursun. İşte başladık gene. Aman dokunma, aman dokunma. Ömer. Benim daha güzel bir fikrim var hayatım. Bak sen şimdi iş yerini ara. Hasta olduğunu, gelemeyeceğini söyle. Biz burada çok güzel vakit geçireceğiz. Ömer'cim. Ömer. Bak vallahi sinirim tepemde. Ömer. Ömer kime konuşuyor ya? Kime konuşuyor? Hayatım bir saniye bak. Benim daha güzel bir fikrim var. Ne? Bence sen bugün işe gitme. Hasta olduğunu falan söyle. Ömer hadi. Hadi Ömer. Hayatım. Ömer. Bir tane. Kızdırma beni Ömer. Selam. Hoş geldin. Buralarda alışverişe çıkmıştı. Bir uğrayayım dedim. İyi yaptın. Neler aldın? Canım işte öyle evde giymelik bir şeyler. Oh. Sen ne yaptın?
Ne yapayım işte, bu ortaklıkla ilgili sözleşme hazırlıyorum ben de. Nereye bakıyorsun sen? Ay, inanmıyorum sana. Niye benden sakladın? Saklamadım, mecbur kaldım. Ay ne mecburiyeti, manyak mısın? Fıstık gibi olmuşsun. Ya bu kadar belli mi? Belli tabii, kesin dolgu sütyen bu. Dolgu sütyen mi? Elif, yoksa silikon mu yaptırdın? Ne silikonu geçen saçma ama. Benden saklama Elif, bu dolgu sütyen işi değil bu, kesin yaptırmışsın sen. Ay bomba gibi olmuş. Ömer rica etti, ben de. Cerrah bir arkadaşım var, ona rica ettim. O da böyle iki günde halletti, oldu bitti işte. İşte bak, anlamıştım zaten. Demek Ömer'in bir lafıyla bıçak altına yattın. Vallahi bravo. Aramızda kalabilir mi Gülşah'cığım? Tamam tamam, merak etme. Ay çok güzel olmuş. Hadi ben bir Kudret'e uğrayacağım, görüşürüz sonra. Kolay gelsin canım. Maşallah, çok güzel. Ulan ne silikon ya. Bak, sakın bildiğini belli etme, tamam mı? Ya tamam tamam, belli etmem ne? Yani benim anlamadığım şey, hangi ara yaptırdı ki onları? Yani izin falan da istemedi. Ya artık çok kolaylaştı bu işler Kudret. Gidiyorsun bir hafta sonu, böyle dişine dolgu yaptırır gibi yaptırıyorsun, çıkıyorsun. Yapma ya. Saçmalama kızım. Sen böyle çok güzelsin. Suat, Kudret, Refik Bey'in gösterisini almam lazım da. Hangisiydi? Mavi olan. İki tane mavi var da. İki mavi var. Şu. Sana belli etme demedim mi? Etmedim kızım, belli. O öyle gözleri çaş oldu yine. Ya ne yapayım, o da gözümle gözüme soktu be. Bırak Allah aşkına, ayıp. Bugün Gülşah geldi ofise. Böyle havadan sudan konuşurken ne ara yaptın bunu demez mi? Ben bir kork hamileliği anladı diye. Ama ben sana daha komik bir şey söyleyeyim mi? Baktım göğüslerime bakıyor, anlamadım, bakıyorum. Silikon mu yaptırdın kız dedi. Anlamamış yani. Yok, anlamamış da ben şey yaptım yani, böyle korkumdan kabul ettim yani, evet dedim. Ha. Şimdi Gülşah bunu gidip bir yerlerde yumurtlamasın sakın. Yok yok, ben tembih ettim. Dedim ki kimse bilmiyor aramızda dedim. Ya şu hamileliğini saklamak için girdiğimiz kılıklara bak ya. Ne yapayım Ömer? Ya şimdi bu ortaklık çok önemli. Kudret şuna bir imza atsın. Yani ben genel müdür olarak bunu sağlayayım. Gözüne bir gireyim. O imzayı attıktan sonra zaten böyle bir rahatlayacak. Ben de arada kaynatırım diyorum. Evet, tamam. Bakın, burada da göreceğiniz gibi geçen yıla göre pazar payımızı %50 büyütmüş bulunuyoruz. Sizin ortaklığınızla da... Kudret Bey, ortaklık konusunda bir takım şüphelerim var. Bunun için yönetim kurulu üyeleriyle tekrar toplantı yapmam gerekiyor. Ya. Tabii, siz nasıl uygun görürseniz. Buyurun. Çok özür dilerim Kudret Bey. Ben sözleşmenizi hazırladım. Buyurun. Sağ olun Elif Hanım. Gerçi Memduh Bey'in biraz daha düşünmesi gerekiyormuş ama. Ha, pardon, bu arada tanıştırmayı unuttum. Müdür yardımcım Elif Hanım, Memduh Bey. Çok memnun oldum efendim. Yahu düşündüm de, bu akşam yemekte bu ortaklık konusunu tekrar konuşalım diyorum. Hem daha samimi bir ortam olur, ne dersiniz? Tabii tabii, siz nasıl uygun görürseniz. O zaman sekreterim sizi arayacaktır. Tamam. Müsaadenizle. Elif Hanım, bu akşam yemekte sizleri bekliyorum. Görüşmek üzere. Görüşürüz. İyi günler. İyi günler. Ben gerçekten gelmiyorum, değil mi?
E geleceksin tabii Elif'ciğim. Duydun adamı. Akşam yemekte görüşürüz dedi. Ben öylesine söyledi zannettim. Ya olur mu öyle şey? Adam özellikle seni davet etti. Fark etmedin mi? Hem şaka değil bu Elif. Yani burada 1 milyonluk bir işten bahsediyoruz. Evet, önemli bir ortaklık. Ben raporları hazırlayayım o zaman. Tamam. Hadi. Oldu bu iş be. Al bakalım. Bu ne Kudret? Şirketten genel müdür yardımcımıza bir hediye. Ne gerek vardı, sağ ol. Yani aslında hep sana bir hediye almak vardı aklımda ama... yani terfin için... işte bugüne kısmetmiş. Akşam yemekte giyesin diye sana çok güzel bir elbise aldım. Çok teşekkür ederim, kesene bereket. Yani şimdi Memduh Bey'i etkilememiz gerekiyor ya... ben de kendime şöyle güzel bir takım aldım. Sen de istersen bu akşam bir erken çık ha. Yani şöyle bir kuaföre git, bir havalı falan ol. Ha? Aa tamam, tamam giderim. Şu işimi halledeyim, hemen çıkarım ben de. Tamam, hadi görüşürüz. Yalnız... içeri girmeden şu ceketini vestiyere bırak istersen ha. Burası biraz serin, ben üşüdüm. Kalsın, şey yapmayalım, hiç soğuk çünkü. Soğuk mu? Ne alakası var kızım, fırın gibi içerisi. Nezle olmuşum ben. Böyle birazcık şey yapıyor, boğazım falan batıyor da hasta olmayayım. Elif'ciğim bak, bu ortaklığın şirket için ne ifade ettiğini en iyi bilen sensin değil mi? Bunun ceketimle ne alakası var Kudret? Şu alakası var. Şimdi ceketle gidip masaya oturursan böyle sanki ateş almaya gelmişsin gibi olur. Yani sanki böyle hemen kalkıp gidecekmişsin gibi olursun. Yani bunu da mı ben öğreteceğim sana? Tamam tamam, kızma kızma kızma. Sen tut şunu. Her şey çok güzel oldu. Bak, Memduh Bey orada. Sen masasına geç. Ben geliyorum bunu besteyere bırakıp. Nasıl geçti? Oh! Vallahi adam hemen imzaladı anlaşmayı. Harika. O zaman söylersin Kudret'e. Hamile oldun yani. Ha. Yani yavaş yavaş söyleyebilirim belki. Hı hı. Ay çok yoruldum. Şu ayakkabılardan, kıyafetten bir kurtulayım. Bir taneyim. Çok güzelsin. Ömer, ben sana bir şey soracağım. Sor bir taneyim. Sen beni büyük göğsümü mü beğeniyorsun, küçük göğsümü mü? Ben seni her halinde beğeniyorum tanem. Ömer, öyle bir şey sormuyorum. Hmm. Yani ben fark ettim ki erkekler büyük göğüs seviyor. Ve biz evlendiğimizde benim göğüslerim bayağı ceviz kadardı. Hani böyle doğum yaptıkça büyüdü. Malum 3. aya girdiğim için yine kafam kadar oldular. O yüzden sen beni gerçekten büyük göğsümü mü beğeniyorsun, küçük göğsümü mü? Hayatım, ben kadında daha çok ruh güzelliğine önem... Ömer. Tamam. Evet, yani büyük göğsü seviyorum yani. Ama ne var be? Utanılacak bir şey yok ya. Ayıp bir şey değil bu. Seviyorum işte. Büyük göğsü seviyorsun. Evet. Çok güzel. Niye benimle evlendin? Hayatım, ben seninle mükemmel olduğun için evlenmedim ki. Oh yani, hakikaten konuştukça batıyorsun. Ben gidiyorum ve giyiniyorum hemen. Bir dakika, bir dakika, dur. Ben de mükemmel değilim. Yani ne o dizi artistleri gibi yakışıklıyım, ne zenginim, ne de böyle çok zeki sayılırım ha. Ama eğer sen mükemmel olsaydın ve öyle benimle evlenseydin, ben her gün kara kara düşünürdüm. Acaba bu kadının benimle ne işi var diye.
Bak sen. Hmm. Allah Allah. Peki. Yani dizi artistleri kadar yakışıklı değilsin, kabul. Sağ ol be. Yani. Allah Allah. Zengin de değilsin. Evet. Ama bir kadının mayın tarlasından safa sağlam çıkacak kadar zekisin Ömer Bey. Hmm, öyle mi? Öyle. Ofisi bugün tuttuk. Moskova şubemiz hayırlı uğurlu olsun. Hepimize, hepimize. Tamamdır, görüşürüz. Görüşürüz. Başardık. Başardık vallahi. Elif'ciğim, öncelikle seni tebrik etmek istiyorum. Çünkü senin bağladığın iş olmasaydı biz o ofisi açamazdık. Yok, sadece bana değil, Akın'a da teşekkür et. Çünkü o olmasaydı ben hiçbirini yapamazdım. Bütün bağlantıları Akın yaptı. Tebrik ederim. Ne demek efendim? Moskova ofisinin başına kimi getirmeyi düşünüyorsun? Efendim? İşiniz geldi Kudret Bey. Tamam, odama alın. Geliyorum, beklesin orada. Bana bak Kudret, zaten canım burnumda. Eğer beni bekletirsen Allah canımı alsın, toplantı falan demem. Tamam hayatım, tamam, geliyorum. Yok, kontenjanları doluymuş da sınıfın kapasitesini aşamazlarmış. Ya benim kızımı koskoca okula sığdıramadılar yani. Ama ben o müdürün derdini biliyorum. Şöyle yüklü bir çek onun sorununu çözer. Yapma ya. Ne kadarlık bir çekten bahsediyoruz burada? Okulun dış cephesini boyatacak kadar. Güya özel okul. Dökülüyor. Ya iyi de ben kızımı böyle hileyle, rüşvetle falan okutmak istemiyorum ya. Ay pintelik etme Kudret. Gülşah'cığım bak üstüme gelme. İşim başımdan aşkın zaten. Bak Moskova'da yeni ofis açtık. Hala kimi yollayacağımı bilmiyorum. Sen en iyisi yani böyle kızımızı rüşvetsiz falan okutabileceğimiz bir okul bulmaya bak, tamam mı? Ay çok güzel. Bravo yani. Bari sen bana bir 10 lira ver de eve giderken bir manikür seti falan alayım. Çocuğu madem okutamayacağız, kuaförün yanına çırak veririz. Bu zihniyeti anlamıyorum. Ben de bu zihniyeti anlamıyorum ya. Manikür setiymiş, ya kuaföre çırakmış. Bırak Allah aşkına ya. Moskova'daki ofisin açılışına ben de gideceğim. Hem sistemi kontrol ederim, hem de gezmiş olurum. İyi olur. Gülşah hoş geldin. Merhaba canım. Çay içelim diyeceğim ama çok işim var. Ay olsun olsun, ben de gidiyorum zaten, işine bak. Tamam, görüşürüz. Görüşürüz. Ha Gülşah Hanım, benim oğlumun gittiği anaokuluna yazdırmak istiyormuşsunuz kızınızı. Kudret Bey söyledi. Vallahi biz çok memnunuz. Ne yapın, edin, kaydettirin alare. Ay sizin oğlan da mı o okula gidiyor? İşim başımdan aşkın zaten. Bak Moskova'da yeni ofis açtık. Hala kimi yollayacağımı bilmiyorum. Ay ben kocamın odasında telefonumu unutmuşum da. Gideyim alayım. Buyurun. Görüşmek üzere. Yaşasın. Kudret. Moskova'ya kimi göndereceğini bilemiyordun ya. Ben buldum. Yapma ya. Akın Bey. Moskova'ya gitmek için yanıp tutuşuyor. Şimdi duydum Elif'le konuşurken adamı. Vallahi bak. Akın Bey ya. Vallahi hiç fena fikir değil. Yani adam çalışkan, akıllı. Madem kendi de gitmek istiyor. Tamamdır o zaman ya. Oldu bu iş ya. Akın gidiyor. Akıllı karım ya. Beni istemişsin Kudret. Gel Elif'ciğim gel. Otur şöyle. Sonunda Moskova'ya kim gideceğine karar verdim. Ya kim? Akın. Akın olmaz. Akın benim sağ kolum. Onu gönderemeyiz. Elif'ciğim öncelikle seni tebrik etmek istiyorum. Yani 6 ay gibi kısa sürede tek başına ofis yönetecek hale getirdin ya Akın'ı. Helal olsun sana. Ben teşekkür ederim. Ama yani ofis başı boş kalırsa, bir durum olursa bizim Akın'a ihtiyacımız var. Elif'ciğim sen varsın ya. Yani işte belli mi olur? Öyle şeylerin garantisi yok. Yani Allah korusun bana trafik kazası geçirsen mesela. 3 ay rapor almak zorunda kalabilirim. O zaman ne yapacağız? Akın. Ağzından yel alsın Elif. Yani şimdi durup dururken niye kaza geçiresin? Yok öyle yerle selle olmuyor bu işler. Çünkü bence hiç kimsenin bir garantisi yok. Her an her şey olabilir. Ben her an böyle bir 3 ay kadar, yani fazla değil 3 ay kadar uzak kalmak zorunda kalabilirim. Hayat bu. O zaman Akın'a ihtiyacımız var. Oho, sen de doğmamış çocuğa don biçiyorsun be Elif'ciğim. Kararım kesin.
Moskova'ya akın gidiyor. Ben gideyim o zaman odama. Tekrar tebrik ederim hayatım. Sağ ol canım. Akşam yemekte kutlarız, tamam mı? Tamam, tamam. Arayacağım seni. Tamam, görüşürüz. Çık çift. Aa, Banu'cum merhaba. Ay, merhaba Elif. Ay, Akın'ın terfisini duyunca dayanamadım, hemen geldim. Ha, sen istiyorsun bu terfiyi. Ay evet, maaşına da zam yapacaklarmış. Ah, 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 ah. Ne oldu, niye ah çekiyorsun? Aa, ben Moskova ile ilgili çok önemli bilgiler biliyorum. Bunları seninle paylaşmam lazım. Odama gidelim mi? Tamam. Çünkü ben seni severim, yani senin bunları bilmen lazım. Başkası olsa anlatmam ama sen ayrısın. Ay, sağ ol. Gel canım, gel. Hayır, düşününce aklıma bir şeyler takıldı. Onları seninle paylaşmak istedim. Şimdi tamam, hani Akın'a bir maaş zammı yapacak şirket. Çünkü orada hayat müthiş pahalıymış. Yani bak, en ucuz evi kiralamaya kalksan 2000 dolardan başlıyor. Ne? Ya. Ay, bir de siz burada alıştınız tabii dışarılarda yemeklere, akşamları falan. Orada unut. Orada en ucuz restorana git, kişi başı 250 lira. Evin kirasına şirket katkı sağlar herhalde. Biz de daha tasarruflu yaşarız. Ne bileyim, dışarı falan çıkmayız yani. Sen çıkmayacaksın da kocanı nasıl durduracak ki? Ya sonuçta her gün çalışıyor adam, öğlenleri dışarı çıkıp bir şeyler yemek isteyecek. Haftada 3 yese geçmiş olsun. Ay, asıl ben sana neyi söyleyeceğim? Kadın olarak şurama oturdu, bunu söylemezsem çatlarım. Rus kızları manken gibiymiş. Hani sokaklarda falan neyse tabii de, ofisin içinde çalışacak olanların hepsi Rus. Düşün, mankenlerin arasında böyle dolaşıyor erkek. Hani bir bakmadı, iki bakmadı, üçüncü şöyle bir yan göz bakıp şurasında bir şey düşse, Allah muhafaza diyorum yani. Ayrıca ya ne gerek var canım evliliğinizi böyle abuk sabuk hale getirmeye? Yani bir terfi için değer mi bunlara? Aman, böyle terfi olmaz olsun canım. Gül gibi geçinip gidiyoruz işte. Ay, ben en iyisi gideyim Akın'a söyleyeyim. Olmaz desin, reddetsin. Tamam mı? İstanbul neyimize yetmiyor yani. Aklın yolu bir. Biraz içime çeksem. Yok, olmuyor. Ay, olmuyor. Allah'ım, yani bayağı kapanmıyor hiçbir şey üstüme. Kim o? Benim, ben Gülşah. Geldim, geliyorum. Hoş geldin. Merhaba canım. Evde böyle paltoyla mı dolaşıyorsun? Ay, sonra kombi bozulmuş, çok üşüyorum. Çok soğuk değil ama. Neyse. Ya ne diyeceğim? Sizin şu şirketteki Akın var ya. Onun karısıyla konuştum. Banu. Evet. Yani sen kadınla konuşmuşsun. Bayağı gözünü korkutmuşsun yani. Yok yani, gözünü korkutmak değil, artıları eksileri söyledim. Vallahi pek artılarından bahsetmemişsin Elifciğim. Ne hayat pahalılığı kalmış, ne Rus kızların güzelliği kalmış. Kadın da konuşmuş kocasıyla, vazgeçirmiş Moskova'ya gitmekten. Ha, Akın gitmiyor. Evet, ama gitmesi gerekiyor. Onların Moskova'ya taşınması lazım Elif. Aa, sana ne oluyor Gülşah? Bak şimdi, benim Alara'yı yazdırmak istediğim okul var ya, kontenjan yok orada, tamam mı? Akın'ın oğlu da orada okuyor. Eğer onlar Moskova'ya taşınırsa benim kızın yer açılacak. Allah Allah, yani senin kızın istediğin okula gidecek diye bir ailenin sonunu getiriyorsun, öyle keyfe keder. Niye keyfe keder olsun? Anayım ben, ana. Ay, Yasemin beni andı. Yasemin beni de andı o zaman. Ben de anayım. Yetti ama yani. Ben 6 aydır Akın'ı yetiştiriyorum yanıma böyle asistan olsun diye. Akın gidemez efendim, bana lazım. Artık yoruldum yani, evde iş, işte iş, her yerde iş. Ben de yorgunum, bir yere kadar halim yani. Akın kalacak, sana okul mu yok Alara'ya? Bulunur okul. Her yerden okul bulursun, Akın'ı bulamazsın ama. Ağlıyor musun sen? Sinirim bozuldu, okul mu yok Alara'ya ya? Ay canım benim, senin sinirin bozulmuş yavrum. Ah, kıyamam ben sana. Elifciğim, hepimizin dertleri var. Yapma böyle. Bak, çok üzüldüm şimdi. Ah bebeğim benim. Ah bebeğim. Elif? Sen hamile misin?
Aşk olsun ya, niye sakladın? Ne güzel, tebrik ederim. Sağ ol, Kudret'e söyleyememiştim. Arkasından sana söyleyememiştim, öyle zincirleme gitti yani. Ha, ben Kudret'e söylerim, saklanır mı böyle güzel bir şey? Yok, söyleme sen Kudret'e. Bir dakika. Kudret seni müdür yardımcılığına getirdiğinde sen hamile miydin? Mişim yani, hamileymişim. Aşk olsun Elif, nasıl yaparsın böyle bir şeyi? Yani Kudret seni onu yarı yolda bırakasın diye mi o mevkiye getirdi? Hayır, ben asla Kudret'i yarı yolda bırakmayı düşünmedim Gülşah. Şöyle oldu, ben o sırada hamileymişim öğrenince yüzleşmek bir zaman aldı. Sonra Kudret müdür yardımcılığı deyince ben korktum, söylersem dedim getirmez beni o göreve dedim. Bunun üstüne şöyle bir karar verdim, dedim ki canla başla çalışıp onu yarı yolda bırakmayacağımı ispatlayıp ondan sonra söyleyeceğim. Neyi ispat ettim biliyor musun? Kendi menfaatin için herkesi ezip geçebileceğini. Yazık. Yok Gülşah, öyle bir şey değil aslında tam olarak. Gülşah, ne olur Kudret'e söyleme, Emi ben söylemek istiyorum çünkü. Vallahi bu saatten sonra ne yapacağımı senden öğrenecek değilim Elif. Beni hayal kırıklığına uğrattın. Kocamı yarı yolda bırakanı ben hiç affetmem. Yazık. Sen de haklısın tabii. De ben de haklıyım yani. Raporları hazırladım. Sağ ol Elif'ciğim. Kudret, Gülşah sana bir şeyler söyleyecekti. Söyledi mi acaba? Yok, bugün hiç konuşmadık. Ha. Ama ben sana bir şey söyleyeceğim. Moskova'daki ofisi senin yönetmeni istiyorum. Yani madem Akın gitmek istemiyor, o zaman iş senindir. Yani zaten Ömer de çalışmıyor bu aralar. Ben gidemem Kudret. Mecbursun Elif'ciğim. Bak, Moskova'daki şube bu şirket için çok kritik. Yani orada en çalışkan, en başarılı elemanlarım olsun istiyorum. Yani baktık birkaç yıl içerisinde oradaki şube oturdu. O zaman tekrar konuşuruz. Senin buraya dönme yollarına da bakarız artık. Ha? Yani tam olarak ne demeye çalışıyorsun? Gayet açık Elif'ciğim. Seni Moskova'ya atıyorum. Sen bayağı beni Moskova'ya atıyorsun. Anladım. Anladım, ben Gülşah sana hamile olduğumu söyledi. Sen de bayağı bildiğin beni atıyorsun. Aa, hamile misin sen? Bak sen şu işe. Allah analı babalı büyütsün inşallah. Kudret'ciğim, ilk kez duyuyormuş gibi yapma lütfen. İkiniz de yetişkiniz. Anlıyorum, tamam. Gülşah sana hamile olduğumu söyledi. Sen de sinirlendin. Vallahi söylese hatırlardım. Gidiyor musun? Ne yapıyorsun? Kudret, gidemem. Söylüyorum sana yani, bir süre sonra doğum yapacağım ve bir yere taşın, oraya yerleş, oralarda koşuştur. Ben bunu yapacak durumda değilim. Elif'ciğim, şirketin sana orada ihtiyacı var, burada değil. Ya gidersin ya da kendine başka iş ararsın. Kudret, özür dilerim. Sonsuz haklısın. Hamile olduğumu öğrendiğim an sana söylemem gerekiyordu ama bu cesareti bulamadım kendimde. Malum Ömer işsiz, bir tek ben çalışıyorum. Yapamadım, riske edemedim. Sonra böyle öğrenmeni de hiç istemezdim ama yapma ne olur, hamileyim diye beni kovamazsın. Kovmak mı? Ne münasebet canım. Yani sen beni yanlış anladın. Ben seni kovmuyorum. Aksine terfi ettiriyorum. Ha, kabul etmem dersen başka, o zaman yolun açık olsun derim, olur biter. Bu arada tekrar tebrik ederim. Sağlıkla kucağına alırsın inşallah. Nermin? Dadadadım. Nermin. Çikolatalı kurabiye. Oh. Mm. Dün canım çok çekti demiştin. Sen benim canımın çektiklerini bilsen başa çıkamazsın ki. Ay, çok güzel olmuş. Sen onların hepsini bir kenara yaz. Ben sana yaparım teker teker. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Herkesin senin gibi böyle hamarat, aşçı bir arkadaşa ihtiyacı var. Hayat kolaylaşır. Ben bunu ofise götürmem. Herkes üşüşür, yer bana kalmaz. Burada bırakacağım, akşam kahveyle yiyeceğim. Güzel olmuş. Elif'ciğim, sen Kudret'ten özür diledin mi? Hamileliğini gizlediğin için. Diledim.
Öyle yarım ağız söylemedin umarım. Yani böyle içten içten söyledin değil mi? Keşke küçük de bir hediye alsaydın. Ay Nermin, yani sen çok incesin ama hayat o kadar ince değil. Ben Kudret'i tanıyorum. Öyle sinirlenir. Sonra sakinleşir. Hiç gerek yok. Çoktan atlatmıştır bence. Yine tutturmasın Moskova'ya gideceksin diye. Yok artık yani. Herhalde tutturmaz. Öyle bir şey olamaz çünkü. Çok soğuk hem de. Ay. İnşallah böyle görüşüp güzel güzel anlaşırsınız. Her şey yolunda gider. Canım benim dışarı çıkmam lazım. Market alışverişim var da. Tamam ben de geliyorum. Çıkıyordum zaten. Hadi beraber çıkalım o zaman. Ay tadı çok güzel olmuş. Afiyet olsun. Ay çikolatalı. Tebrikler İbik. Ah teşekkür ederim. Moskova'daki ofisin başına geçmişsiniz. Nereden duydun? Kudret Bey sabah toplantıda açıkladı. Görüşürüz. Kudret! Bir odamda konuşabilir miyiz? Tamam. Lütfen. Kudret, Moskova'ya gitmeyeceğim diyorum. Niye hala böyle yapıyorsun? Çünkü ben de sana ya gideceksin ya işten ayrılacaksın diyorum. Allah Allah, işten de ayrılmayacağım. Maalesef öyle bir şansın kalmadı Elif. Yani senin genel müdür yardımcılığını Akın'a verdik. Şirkette de başka eleman açığı olmadığına göre... Benim görevimi Akın'a mı verdin? Kudret bak, ne olur yalvarıyorum yapma. Bak, öfkeyle kalkan zararla oturur. Şimdi sakinleşelim, tamam mı? İçeriye gir, herkesedeki yanlış bir anlaşılma oldu. Her şey eskisi gibi devam edecek, ha? Yanlışlık falan yok Elif. Yani bundan sonra senin görevin... Eğer kabul edersen tabii, Moskova ofisinin... Sen beni istifaya zorluyorsun. Ben bu oyuna gelmeyeceğim Kudret. Beni burada istemiyorsan kov, bitsin gitsin. Oldu canım. Sonra da hamile elemanı kovdum diye ceza gelsin bana değil mi? Ben de o oyuna gelmem Elif. Bak, işlerin bu duruma gelmesinin sebebi sensin. Kurnazlık yapan da sensin. Yani terfini kabul etmeden önce bana hamile olduğunu söylemen gerekirdi. Yani beni yönetim kurulunun karşısında küçük düşürdün sen. Kudret ben kurnazlık falan yapmadım. Bu hamilelik haberi benim için de ani oldu. Benim kabul etmem zaten bir zaman aldı bu yaştan sonra. 4 çocuğun üstüne ikiz gebelik. Kolay değil yani. Cesaretimi toplayamadım, sana söyleyemedim. Seni küçük düşürmek ister miyim? Sen beni tanımıyor musun? Sen beni kovmayacağına göre ben de istifa etmeyeceğim. Ben çalışmaya... Bu masaya ne olmuş? Ben çalışacağım ama... Bunlar benim çocuklarımın resmi değil. Evet, Akın'ın çocukları. Çünkü burası artık onun odası. Ben nerede çalışacağım? İşte burada. Kudret saçmalama, benim evdeki yüklük buradan büyük. Ya. Neyse, sen yerleşmene bak. Çünkü artık uzun süre burada olacaksın. Aa, merhaba. Merhaba. Kudret odasında mı? Öğle yemeğine çıkacaktık da. Evet, bir telefon görüşmesi yapıyorlar. Ha, tamam. Ben de bir lavaboya gidip geleceğim. Çıkarsa beklesin. Tamam. Gel otur bir şeyler içelim demek isterdim ama ben bile zor sığıyorum. O yüzden ancak böyle konuşabiliriz. Ay küçük ama yani sıcak bir oda olmuş. Neyse görüşürüz. Gülşah. Bak bir şey söyleyeceğim. Ben anlıyorum Kudret bana çok kızgın. Tamam çok da haklı. Bana ceza vermeye çalışıyor. O yüzden beni buraya tıktı. Hepsini anlıyorum ama ne olur yeter ya. Vallahi daralıyorum. Terler basıyor beni bu odada. Ne olur Kudret'le konuş, bitsin bu işkence. Vallahi ilk başta bana hamile olduğunu söyleseydin. Gülşah'cığım defalarca anlattım, ne olur tekrar anlattırma bana. Ben bile zor yüzleştim dedim. Ömer çalışmıyor, çocukların masrafı malum. Benim kazanacağım 1 liraya bile ihtiyacım var. Yani müdür yardımcılığı deyince kazanacağım para çok büyük. Oradan 3 ay para biriktirsem ben yani ne yapayım? O sırada söyleyemedim, zaman geçti gitti. Böyle oldu yani sonu. Hayır, benden niye sakladın? Kudret'e söylersin diye. Ha, bana sır verecek kadar güvenmiyorsun öyle mi? Ya ne olursun konuyu saptırma, hiç alakası yok. Kusura bakma. Vallahi ben sana kırgınım Elif.
Yani başta benden sakladın, bana güvenmedin. Şimdi de artık ne halin varsa gör. Yani Kudret'le aranızda halledin bir şekilde. Allah'ım yarabbim yarabbim. Elif'i burada doğuracağım, yemin ederim ya. Ay Elif'i öyle görünce öyle kötü oldum ki. Kudret yani depo gibi yerde küçücük kısılmış gibi geldi bana. Vallahi bence de ancak iki hafta dayanır. Sonra basar istifasını. Sence de biraz fazla sert davranmıyor musun Kudret? Hayır hayatım. Hak ettiği gibi davranıyorum. Yani terfiyi kabul etmeden önce bana hamile olduğunu söylemesi gerekirdi değil mi? Yani onun yüzünden yönetim kuruluyla bile papaz oldum ya. Tabii canım haklısın. Haklısın da. Yani ne bileyim Elif hamileyim diye kaytarmadı ki. Yani canla başla çalıştı. Sen kendin de söylüyordun. Hayatım ne olursa olsun Elif haksız. Biliyorum, biliyorum da o seni üzecek bir şeyi bilerek isteyerek yapmaz. Onlar bizim kaç yıllık komşumuz. Komşudan öte Elif'le Ömer bizim akrabamız gibi artık. Yani ne olur biraz daha yumuşak davransan. Yani aslında ben de onlarla bozuşmak istemiyorum hiç ama ne yapsak bilemedim ki. Ay hiç gözümün önünden gitmeyecek şimdi o hali. O küçücük depoda böyle oturmuş kedi yavrusu gibi bana bakıyordu. Böyle bir miyavlamadığı kaldı yani. Öyle masumdu ki böyle çipil çipil. Ah canım. Ömer yani demin bir baktı bana Gülşah. Hem çok üzüldüm hem çok sinirim bozuldu. Aradım avukatı. Kimse ben hamileyim diye beni istifaya zorlayamaz. Yarın ihtar çekiyor Kudret'e. Bakalım veriyor mu bana eski odamı da görevimi de göreceğiz. Hayır efendim, pişman falan değilim. Tabii ki ben de üzülüyorum yani. Kaç yıllık komşularımız, ne küsmek isterim, ne kavgalı kalmak isterim. Ama başka çarem kalmadı. Ay ne güzel kokuyor aşkım, ne güzel düşünmüşsün. Bayılacak Elif bu çiçeklere. Bak ben de bebişlere ne aldım. Ay 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 ay. Çok şeker bunlar, baksana minicik. Tabii bebişlerin ilk hediyesi bizden olsun değil mi? Bak ne yapalım biliyor musun? Ben şimdi önden gideyim, bu çiçekleri vereyim, buzları kırayım. Sonra da sen gel bu hediyelerle. Tamam. Hadi. Biz de bir tane daha mı yapsak, ne yapsak? İhtarname ne zaman ellerinde olur? Hah, bugün. Çok güzel. Ne yapayım? Yani genel müdür yardımcılığını zorla elimden aldılar. Küçücük odaya tıktılar beni. Nefes alamıyorum. Cam yok, hiçbir şey yok. Bu ne canı? Tamam. Tamam, teşekkürler. Gülşah. Sana özür çiçeği yaptırdık. Nasıl yani? Dostluğumuz bozulsun istemiyorum Elif. Kudret de hiç istemiyor. Sen ciddi misin? Tabii. Bak Kudret yönetim kuruluyla konuştu hem. Sana işini, odanı falan geri verecekler. Ay, ben çok çok sevindim. En çok da dostluğumuzun bozulmayacak olmasına çok sevindim. Kudret nerede? Odasında. Şimdi gelecek o da. Ay. O kadar çişim geldi. Bir anda böyle oluyor işte. Aa. Ya ya şey yapayım ben. Tuvalete gideyim hemen. Buluşuruz şimdi. Hemen. Tamam. Ay hamilelikten tabii. Ay canım. Evet evet ihtarnameyi göndermeyin. Ben vazgeçtim. O yüzden arıyorum. Zaten acil durduralım. Gönderdiniz mi? Tamam ben arayacağım sizi. Elif. Neredesin ya? Aa neyin var senin? Metin benzin atmış seni. Ne oluyor? Kudret'cim hediye böyle mi verilir? Al oku. Sen benim kocama ihtarname mi çektin? Gülşah çok özür dilerim. Vallahi çok pişmanım. Öyle bir anlık bir sinirle avukatımı aramıştım. Ama o da yani bu kadar hızlı mı olur ya? Aradım iptal edelim diye ama geç kalmış. Böyle bir şeyin özrü olmaz ki Elif. Yani biz de aptal gibi sana özür dilemeye geldik. Hediyeler aldık falan.
Artık ne benim ne de Kudret'in arkadaşısın, tamam mı? Komşum, arkadaşım, en güvendiğim çalışanım. Ya Elif bunu bana nasıl yapar Gülşah? Benim de aklım almıyor. Ya yönetim kurulu bunu duyduğunda böyle prestijim yerlerde olacak ya. Neyse, ben bir şirketin avukatını arayayım da şu ibernameyle ilgili ne yapabiliyormuş ona bakalım. Bari ben de Dilara'yı arkadaşından alayım da eve geçeyim. Üzme kendini aşkım. Biz kaybetmedik. Elif kaybetti. Ah be Elif ya, ah be Elif ya. Evet Fetih Bey. Maalesef öyle bir ihbarname aldık. Tabii tabii konuştum avukatla. Yani bizim elimizde de bazı kozlarımız var. Fetih Bey ben sizi sonra arayayım mı? Tamam, hoşça kalın. Kudret ben senden tüm kalbimle özür diliyorum. Al Elif'ciğim. Bunlar son 5 yılın alım satım raporları. Düzenlemeni istiyorum. Tabii elimden geleni yaparım. Sabah 9'da masamda olsun. Yetişmez ki. Ya demek yetişmez. Elif'ciğim iş akdinde verilen işi verilen saatte teslim etmen gerektiği yazıyor. Aksi takdirde seni kovma hakkın doğuyor. Akit mi? Madem artık dostça konuşamıyoruz biz de hukuk diliyle konuşuruz değil mi? Ben elimden geleni yaparım Kudret. Elif'ciğim, ya o işi sabah 9'da bitirirsin ya da eşyalarını toplayıp gidersin. Bundan sonra böyle mi konuşacağız biz? Sayende. Tamam. Ejder bu senin yaptığın artık terbiyesizlik denir. Ya Altay da bir insan, onun da bir gururu var. Ya arkasından bunca iş çevirdikten sonra bir de yüz yüze halı sahada maç mı yapacaksınız? Ya anlayamıyorum, olacak iş değil. Kendi ısrar ettin Ermin. Ben de protokolü imzalamasını hızlandırmak için razı oldum. Sakın sen de bir şey belli etme, yoldayım. Size geliyorum Altay'ı almak için. Yok yok yok, bunu Altay'a yapamayız. Ben boşanmaktan da vazgeçiyorum senden de. Yüzdük yüzdük kuyruğuna geldik Nermin. Ne olur şimdi pes etme. Söz veriyorum buluştuğumuzda Altay'a onun avukatlığını yapamayacağımı söylerim. Yeter ki sen beni bırakma. Seni çok seviyorum Nermin. Ben de seni seviyorum. Hep de seveceğim. Seveceğim. Sen benim için o kadar gerçek, o kadar değerlisin ki. Gülşah! Gülşah! Gülşah bir beni dinle! Gülşah! Bir durur musun? Soğudu hava değil mi? Evet. Altay Bey düşündüğümde alıp... Çok affedersiniz. Çok yaşayın. Siz de görün. Hay Allah, mendil var mı yanınızda? Torpido da olacak. Ne diyordum? Altay Bey, avukatlığınızı yapamayacağım. Size hazırladığım protokolle lütfen unutun. Başka bir avukat size çok daha iyi bir protokol hazırlayacak. Baksana, anneannemin kolyesi Nermin'in boynundan çıkıverdi. Ya? Ya, anneannenizin kolyesi benim boynumdan çıktı. Ne tesadüf değil mi? Ya, çok büyük tesadüf. Nermin'ciğim,
Peki bu kolye senin eline nasıl geçti? Bir kuyumcudan falan almıştır herhalde Nermin Hanım, değil mi? Yoksa başka nasıl geçebilir ki? Ya aynen öyle oldu. Benim bir kuyumcum var. Geçen de ona uğradım. Onu görünce çok beğendim. Hemen alıvereyim dedim. Eşim geçen gün sizden antika bir kolye almış. Bir yanlışlık olacak. Nermin Hanım'a uzun zamanda bir şey satmıyoruz. Allah Allah. Buradan aldığını söylemişti ama. Altay iyice şüphelenmeye başlamış. Kolyeyi aldım dedim. Kuyumcuya gitmiş. Almadığım ortaya çıktı. Tam uydurdum işte bir şeyler. Kolyeyi neden takmıyorsun demesin diye de Yasemin'e iade ettiğimi söyledim. Ama daha ne kadar yalan söyleyebilirim bilemiyorum. Hadi. Karımın aşığı sensin değil mi? Bu kolyeyi de ona sen hediye ettin değil mi? Ne yapıyorsun? Öldüreceğim seni. Delirdin mi? Şah. Kudret'in yumuşayacağını bilseydim gider miydim ben hiç avukata? İşimi kaybedeceğim korkusuyla yaptım. Lütfen dinler misin beni? Beni dinlemek zorundasın. Bunca yıllık dostluğumuz var. Kestirip atamazsın. Atarsam ne yapacaksın? Beni de mi mahkemeye vereceksin? Sana inanamıyorum Elif ya. Kudret sana zor gününde iş verdi. Sen ne yaptın? Önce yalanlarla onu kandırdın. Ondan sonra da... Nermin'i seviyorum. Nermin de beni seviyor. Ve sen onu hak etmiyorsun. Aşağı göre! Dilara! Hayat sınavlarla doludur yaşarken. Dostluklar sınanır. Bazen büyük fedakarlıklarla. Aşk sınavında çoğumuz yarım kalır. Ölümü unutur da çocuk gibi küseriz birbirimize. Elif! Elif! Oh! İyi misin? Evet işte. Hayat böyle. Sınavlarla doludur. Ve kimi sınavlardan geçmek imkansızdır. Hoş geldiniz. Gelin. Geçin böyle. Hoş bulduk. Ay Elifciğim, seni görmeden içimiz rahat etmedi ya. Nasıl oldu? İyiyim Gülşah, merak etme. Ay biliyor musunuz? Bir an bile tereddüt etmeden kendini arabanın önüne attı. Yani senin yaptığını var ya kimse yapmaz. Sen olmasan Allah korusun belki de Dilara şimdi... Ne alemsin Gülşah, lafı mı olur? Aynı şey sen de olsan yapardın, yapma ne olur. Yok yok, senin bu yaptığını ancak çok çok iyi bir insan yapar. Yani senden başka kimse başkasının çocuğu için bir an bile düşünmeden kendi canını tehlikeye atmazdı. Bundan sonra senin çocukların benim, benim çocuklarım da senin. Tamam mı? Elifciğim, sana ne kadar teşekkür etsek azdır. Yani sen bizim kızımızın hayatını kurtardın ya. Gülşah, çiçeği alayım istersen. Al canım. Ayakta kaldınız, oturun. Geç otur babanın yanına. Gel kızım, gel. Doktor ne diyor? Yani vahim bir şey yok değil mi? Yani biraz ağrım var ama doktor normal dedi. Yani yarın tekrar kontrole gideceğiz. Endişelenecek bir şey yok dedi doktor. Sen yine de doktor kalk diyene kadar kalkma, tamam mı? Böyle yat, dinlen. Kendini ne zaman iyi hissedersen o zaman gelir çalışırsın. Yok Kudret, ben kendimi bir an önce toparlayıp geleceğim. İş birikmesin. Ya birikirse biriksin. Senin canından değerli mi? Bu arada Altay'dan haber aldınız mı? Yani Nermin'le konuşanınız var mı? Aa evet, yoğun bakımdaydı en son değil mi? Ben de öyle biliyorum. Da şeyi anlamadım ben. Yasemin'in kuzeninin arabasında ne işi varmış onun? Yani o kadar sıkı fıkı olduklarını bilmiyordum ben. Hayatım ne yapıyorsun sen? Doktor istirahat edeceksin demedin mi? Ya çiçekleri koydum mazoya, su koydum. Tamam bırak, ben yaparım. Hallettim ben. Tamam, zaten bitmiş. Bak sen yatacaksın, tamam mı? Ne yapılması gerekiyorsa bana söyleyeceksin. Ben hemen yapacağım. Televizyon açayım mı sana, sıkıldın mı? Tamam tamam, ben şuraya uzanırım. Tamam, ben sana yardım edeyim. Ömerciğim, Allah rızası için araba çarpmış muamelesi yapma. Alt tarafı kaldırıma doğru düşüverdim. Hepsi bu, tamam. Uzanacağım, bırak. Ah! Ah! Ne oldu? Ömer! Herif ne oldu? Ömer çok kötü kramp girdi. Bir dakika, tamam şöyle uzan, otur. Ay, biraz. Yok, Ömer uzanacak gibi değil, bir dakika.
Ömer. Elif. Ben hissediyorum bebeklere bir şey oluyor. Elif ne diyorsun? Elif ay, dur bir dakika. Tamam. Ay çok kötü. Tamam dur ben ambulans çağırayım. Yoksa arabayla mı gidelim? Bir saniye. Elif. Ay. Elif iyi misin? Elif. Tamam ben hemen geliyorum tamam mı? Hemen geliyorum. Ay ne olur ya. Ya siz dün de muayene etmiştiniz. Bir şey yok, istirahat edin, geçer demiştiniz. Ben hiç kalkmadım yani. Ömer şahit. Yani birkaç kere tuvalete kalktı. Onun dışında kendini yoracak bir şey yapmadı. Ciddi bir şey var mı? Aslında var. Plasenta içi lokal bir kanama var. Yani? Ama dün bebekler iyi demiştiniz. Biri iyi. Ancak diğer bebek için aynı şeyi söyleyemeyeceğim. Acil bir müdahale yapmamız gerekiyor. Nasıl yani? Şimdilik bir şey söylemek zor. Ancak her şeye hazırlıklı olmanızdan yarar var. Her şeye mi? Ben hemen ekibimi hazırlatacağım. Acil müdahale gerekiyor. Ömer. Ne oluyor? Ne dedi ya? Ne demek müdahale? Ne müdahale? Niye birinin sağlığı iyi, öbürü ne oldu şimdi? Ben anlamadım. Ne dedi? Merak etme bir tanem. Her şey yoluna girecek. Sen hiç merak etme tamam mı? Alınırken karnındaki bebeğini düşünmeye başladı. Bebeğini ilk defa kollarına alacağı o büyülü anı düşündü. Gözlerinin içine baktığında nasıl hissedeceğini. Parmaklarını yakalayan o minicik elleri öpmenin mutluluğunu. Ve sonra bebeğin ona getireceği zorlukları düşündü. İster istemez. Hadi çocuğum. Hadi uyu. Hadi ne olur uyu. Vallahi halim kalmadı. Hadi. Of, uyumadın hala ya. Yok uyuyor da ben spor olsun diye böyle zıplıyorum Ömer. Ne bileyim acıkmıştır falan ya da ne bileyim ağrısı falan vardır belki. Ömerciğim biraz önce emzirdim, altını değiştirdim, gazını çıkarttım. Hiçbir sıkıntımız yok. Uyumuyoruz ve çığlık çığlığa bağırıyoruz. Bitmiyor, susmuyor. Tamam oğlum, tamam. Hadi uyu bir tane. Hadi benim güzel oğlum benim. Hadi yakışıklı oğlum benim. Uyu bakalım hadi. Yok ben de yalvarıyorum. Hiçbir işe yaramıyor. Ayaklarım koptu. Ne yapacağız peki şimdi biz ya? Ömer geçen defa hani arabayla çıkmıştı, uyuyakalmıştı. Vallahi kollarımda hal kalmadı. E hadi yürü o zaman. Hadi çocuğum. Ay uyur gözler oldum. Ömer uyudu, eve gidebiliriz. Oh sonunda. Ama şimdi benim uykum kaçtı hayatım ya. Hayatım ya, ne zamandır böyle gece arabaya binip seninle dolaşmıyoruz? Şimdi böyle arabamızı sürüp gitsek ya. Nereye? Bilmem. Deniz kenarına mesela. Sevgiliyken yaptığımız gibi ha. Böyle denize bakıp sabaha kadar sohbet ederiz seninle. Arka koltukta bir bebek ve sevgili. Belki de o yüzden uyumadı bu gece. Bize o geceleri hatırlatmak için. Aferin oğluma o zaman. Aslan oğlum benim. Bebeğin tüm zorluklara rağmen onlara vereceği o şaşırtıcı, beklenmedik sevinçlere daldı sonra Elif. Belki hüzmede alacağı bir madalyayı, resimde ve daha birçok alanda sergileyeceği yeteneği. Anne bak yine bir yaş.
Ve her şeyden önemlisi, iyi bir insan olup Elif'in göğsünü kabartacağı günleri düşledi o uzun uyku sırasında. Küçücük bebeğinin bir gün yetişip aile babası olduğunda bile hayatına ışık saçmaya devam edeceğini düşündü. Elif tıpkı diğer çocukları gibi onun da hayatına anlam katacağını biliyordu. Ve tek istediği bebeğini bir an önce sağ salim kucağına almaktı. Uyandın mı bir tane? Nasılsın? Bebekler misin nasıl? Bir tane... Bir bebeğimizi kaybettik. Ama diğeri gayet iyi. Üzülme olur mu? Teyze. Hastaneye gittiler. Biliyorum canım. Ben de seninle ilgilenmeye geldim. Hem sana arkadaşlarını da getirdim güzel güzel oynayasınız diye. Ama onlar küçük. Benim bilgisayarımı hep açıp bozuyorlar. Aa, olur mu? Hiç öyle şey yapmazlar. Heh. Hem sen kocaman oldun biliyorum. Sen kendi kendine çok güzel idare edersin de. Şimdi ocağı falan kullanamazsın. Elini yakarsın hemen ağzım diye. Ben geldim size yiyecek bir şeyler yapacağım. Bakın siz de sakın ablanızın eşyalarına zarar vermeyin. Anlaşıldı mı? Tamam, tamam. Hadi bakalım doğru içeri güzel güzel oynayın. Hadi koş koş. Ah. Ben de şuraları güzelce bir temizleyeyim. Ah Elif ah. Sen benim çocuğum için canını tehlikeye attın ya. Artık sana ne yapsam az. Şu mutfaktan başlayalım. Ya çekil oradan ya. Ben de oynayacağım. Ben de. Yaptığını beğendin mi? Bilerek yaptın işte. Yapmadım. Yapmadım. Yaptın. İçme ablamı. Aa, ne oluyor burada? Bilgisayarımın meyve suyu döktü. Ah. Bilerek olmadı. İçme. Dökülür dedim sana orada. Bozuldu işte senin yüzünden. Ah olsun. Çocuğum ne kadar ayıp. Çabuk özür dile Necla ablandan. Sen nasıl böyle bir şey yaparsın? Çocuğum ben size demedim mi kızın eşyalarına zarar vermeyeceksiniz diye? Ama o da bilgisayarından bizi hiç oynatmıyor. Allah Allah. İstemiyorsa oynatmaz. İstemiyorsa elletmez de. Onun bilgisayarı değil mi? Hem onun annesi senin hayatını kurtardı. Sen şimdi ona nasıl böyle terbiyesizlik yaparsın? Canım. Gel bebeğim. Sakın üzme kendini tamam mı? Bak Kudret amcan sana daha yenisini daha güzelini alır. Tamam mı bebeğim? Hadi öpüşüp barışın bak siz kardeş sayılırsınız. Öpmeyeceğim de barışmayacağım da onlar benim kardeşim değil. Elif. Ben duyar duymaz geldim. Nasıl koştum bilemedim. Canım, sen benim çocuğum için kendi bebeğini kaybettin ya. Ben nasıl hissettiğimi anlatamıyorum. Üzülme Gülşah. Ali koyacaktı kadını. Çok cesur, çok iyi yürekli, çok akıllı bir çocuk olacaktı hissediyordum. Öyle işte. Öyle olacaktı tabii. Öyle olacaktı. Ay kardeşim. Hayatım. Hı? Kızımıza koyacağımız ismi buldum. Sıkı dur. Açelya. No, imkansız. Nasıl yani?
Ne demek nasıl yani? Ben Necla'ya niye Necla ismini koydum? Niye koydun? Aa, hatırladım. Sen Reşat Nuri Güntekin romanlarına bayılırsın. O yüzden Necla'yı koymuştun. Evet. Şimdi oğlanlar isimlerini sen koymuştun. Sıra bana geçti. Dolayısıyla ben kızımıza Feride ismini koyacağım. Feride. Evet, Feride. Günaydın. 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 Krep yok mu? Ay tatlım, çok yorgunum. Hafta sonu yaparım. Ama hep doğum günümde krep yapardın. Ben aslında başka bir sürpriz düşündüm senin için. Neymiş? Aa, ağzımdan laf alamazsın. Nasıl unutursun sen Necla'nın doğum gününü? Allah Allah, ben hamileyim, unutabilirim senin bahaneni. Neymiş sürpriz? Krepten daha mı güzel? Paslaşarak gideceğiz. Ben bu sene düşündüm. Benim dedim, Necla'm dedim, kocaman oldu dedim. Kahvaltı dedim, çocuk işi yani değişik böyle bir... akşam yemeği yapalım dedim. Yani? Oh, öyle yapma. Böyle müzikli, sürprizli, bol hediyeli, oyunlu bir akşam yemeği. Unuttunuz değil mi doğum günümü? Çok güzel Ömer, gerçekten yani paslaşarak gittiğimiz çok iyi oldu. Nasıl paslaşayım hayatım? Sen topu direkt dışarı attın. İyi ki doğdun Necla. Pastam nerede? Geldi, pastan geldi. En sevdiğin pasta. Çikolatalı mı? En sevdiğin ikinci pasta. Anneciğim, benim çıkmam lazım. Yani çıkamazsın. Zaten kızın doğum gününü unuttuk. Metin gelemedi okuldan. Tekin böyle bahaneyle sıvışta kalacaksın. Ya ben unutmadım ki, siz unuttunuz. Ben sabah hediyesini verdim. Ha, duydum. Kütüphaneden CD'yi almışsın. Kıza kakalamışsın. Paket bile yapmadan bayağı iyi hazırlanmışsın. Ama anne, arkadaşlarım bekliyor. Gideyim bir saat. Gözümün içine bakıyor musun sen? Hayır dedim. Yürü. Artık uyuyunca izlersin, tamam mı hayatım? İyi ki doğmuş benim İyi kızım. İyi ki doğdun Necla. Benim güzel Necla'm. Hadi bakalım dileğini tut. Bir, iki, üç. Neden burada Feride yazıyor? Nerede Feride yazıyor? Feride yazıyor. Ay ben kardeşin ismi... Ben pasta filan istemiyorum. Ben burayı sileyim de büyüyünce görmesin buraları. Necla! İyi, adını hatırlıyorsun ama. Vallahi git, öldürürüm seni. Sönürüm. Beni sevmediğinizi biliyorum. Bir daha eve gelmeyeceğim. Elveda Necla. Necla mı? Necla! Necla! Kız! Yok, yok, yok. Yok işte. Nereye gider bu kız? Nasıl kırdık çocuğun kalbini ya? Ya Ömer, hakikaten sırası mı yani bunu konuşmanın şu anda? İyice üstüme geliyorsun ya. Ah! Cemre'lere uğramadık. Cemre'lerde olabilir. Yürü gidiyoruz. Tamam. Kim? Bir dakika. Alo. Ne? Necla sizde mi? Ha, kim? Tamam, geliyoruz hemen. Nerede, nerede? Dur, Allah'ım nerede? Gel, hadi gel. Nerede? İçeride, Kerem'in odasında. Ama ne olur Altay abi, annemlere bir şey söyleme diye bana söz verdirdi. Tamam, tamam, ben hallederim, merak etme. Gelebilir miyim?
Yeni odam burası mı? Aa, televizyon falan var. Çok güzelmiş. Necla, çok özür dilerim. Yani ne yapsan çok haklısın. Önce doğum gününü unuttuk. Sonra isimler karıştı. Ya gerçekten ben kardeşine isim arıyordum. Aklım orada kalmış. Öyle yazı vermişim. Hiç farkında değilim. Biliyorum annenden nefret ediyorsun. Hayır, senden nefret etmiyorum anne. Sadece o bebekten. Aa, kızım. Ne alemsin. Bu bebek senin işine yarayacak akıllım. Bir kere her şeyden önce sen artık en küçük çocuk olmayacaksın. Senden bir küçüğü olacak. Hem eğer hani pabucum dama atılır falan diye düşünüyorsan hiç öyle bir şey yok. Çünkü abiler artık büyüdü. Bayağı eve gelmiyorlar. Biz kaldık baş başa. E gelen bebek de kız. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Bayağı biz kız grubunu kurduk. Baban tek kaldı. Artık maç günleri son buldu. Televizyonda ne istersek onu izleyeceğiz. Başına gitti değil mi? Anne, evden kaçtığım için çok özür dilerim. Anne, ben özür dilerim kızım. Ama bir şey söyleyeceğim, bir daha yapma. Ben çok korktum, baban da çok korktu. Ya bir şey olursa böyle biz konuşarak halledelim, olur mu? Hadi eve gidelim. Bir şey söyleyeceğim. Bu yatak çok rahat görünüyor ya, bana bak. Televizyon da var. Ben diyorum ki, Nermin teyzeyi de çağıralım. Bize böyle televizyonda güzel bir film bulsun. Biz de kız kıza film izleriz yatakta. Ne dersin? Sadece kızlar gelebilir. Duydunuz efendim, kız partisi yapıyoruz. Nermin'e haber verirseniz seviniriz. Şeymiş evlenmek. Sanki ilk defa nikahlanıyorum. Allah'ım ne olur benim son nikahım olsun, Sinan'la yaşlanayım. Amin. Ama nikah zaten kelimesi heyecan verici. Ben bile heyecanlıyım. Bana bak, ayakkabının altına isim yazdın mı? Ay yazmadım. Kalem bulsana yavrum bize. Tamam, getiriyorum. Kız şeyle yazayım mı Emel'i de? Pislik mislik ama sevaptır. Bana bak, Macide teyzeyi de yazsın. Bir o kaldı değil mi? Dön bakayım. Çok güzel oldun Yasemin. Alt dantelaları çok güzel. Ay çok güzel bak. Şeyleri güzel. Kızım ne çabuk geldin sen. Merhaba arkadaşlar. Elif'ciğim, eğer sesini çıkarırsa seni vuracağımı şu arkadaşa söyler misin? Biz konuşmuyoruz küsüz de. Yasemin, duydum. Bak senden çok rica ediyorum. Elif'in hiçbir suçu yok. Onun karnında Sabi var. Onu yollar mısın lütfen? Yok öyle Yağmacığım. Bırakayım da ortalığı ayağa kaldırsın, değil mi? Şimdi sessizce hep birlikte bu odadan çıkıyoruz. Tamam mı? Gelinler önden. Tamam. Bu gelinliğin daha güzelmiş ha. Hadi Elif'ciğim. Doğru dürüst bağlasana şunu. Sen beni salak mı zannediyorsun ha? İyice sık diyorum sana. Sık şunu. Güzel. Baksana ya, damarı patlayacak kızın. Uf diyor. Ağzını çıkarabilir miyim? Hayır, hayır. Açma. Ya Suzan, Allah aşkına sen niye kaçtın hastaneden? Orada ne güzel sen tedavi olup akıl izan sahibi bir kişi olarak topluma kazandırılacaktın. Niye yaptın kendine bunu? Allah Allah. Bence sen oraya girip akıl izan sahibi olmalıydın. Ya sen kendini zeki mi zannediyorsun ha? Ben orada kafayı yerken sen de burada rahat rahat Sinan'la evlenecektin öyle mi? Bana bak, artık anlaşıl. Sinan senin asla kocan olmayacak. Yani olamayacak çünkü birkaç dakika sonra öteki dünyayı boylayacaksın. Suzan, çok rica ediyorum senden. Bak sadece 10 dakika var. Ben çok rica ederim, öldür beni sonra ama gideyim. Bir 5 dakika evet diyeyim.
Ondan sonra kimliğimde Yasemin Anday Kalyoncu yazsın. Ne olur benim bak bu alnımda kaderimde yazılı, sonra öldür beni ne olur. Sen beni deli etmek mi istiyorsun ha? Yasemin Kalyoncu. Ya hiç ikisi yan yana yakışıyor mu ha? Yakışıyor mu? Bence sen Yasemin Anday olarak kalmalısın. Ama Suzan Kalyoncu kulağa ne kadar melodik geliyor değil mi? Aa! Ne oldu kız? Aa! Su! Ne suyu ya? Ne suyu? Cehennemin dibi suyu oluyor. Ya bunu çocuk kafa üstü betona çakılacak. Allah'ını seversen bak bu anayla Sabi'yi serbest bırak. Deli misin? Divane misin sen ya? Elif niye şimdi doğuruyorsun ya? Niye şimdi doğuruyorsun? Ne yapacağız? Ne yapacağız peki? Tamam sakin olun. Sakin olun. Ben her şeyi halledeceğim. Evet. Evet, kararımı verdim. Her şeyi burada çözeceğiz. Evet. Yani kimse bir yere gitmeyecek. Ya şunun ağzını açayım ne olur. Gönlünce oh desin kız ya. Yok açmayalım. Yani belki böyle daha rahat doğurabilir. Yani değişik bir tecrübe olur Elif için de. Ya bebek iki ters bir düz gelirse ben ne yapacağım ya? Nasıl söküp alacağım onu? Ne yapacaksın? Çekip çıkaracaksın işte. Kızım ben kandan korkarım zaten. Bayılacağım şimdi. Akın, akın canım akın. Akın. Yap Allah yardımcımız olsun. Cani'nin eline düştük. Geliyor mu? Vallahi bir şeyin kafası görünüyor. Akın, 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 akın. Yap bu. Akın. Git temiz bir şey getir çabuk. Temiz bir şey getir. Al. Kızım vallahi kız çıkıyor. Kafası çıktı. Kızım bebeğin oldu senin. Sen ol sen. Aşkım. Kızın oldu ebeğim ben ebe. Vallahi ebeğim. Çocuk. Her şey istediği gibi olur inşallah. Git bir tane ip getireceğim. Göbeğini keseceğiz. Tamam. Koş. Sakın. Dön. Asya. Sus. Lütfen. Dön. Ben beynini patlatırım. Ya dur. Çok ayıp ediyorsun ama bak böyle şiddet kullanma lütfen. Ver şunu. Tut ipin ucunu tut. Ya sen benim can arkadaşımsın ama Yasemin. Sus! İmece usulü bağlayacağız seni. Şiddet kullanma. Sus! Elif şunu al. Bir şey yaptığında beynini patlat. Tut. Çok ayıp ediyorsun. Çok ayıp ediyorsun. Gerçekten. Halledebiliriz bunu. Nereye gidiyorsun? Cehennemin dibine gidiyorum. Bana bak. Bana bak sakın evleneyim falan deme ha. Tamam mı? Gerek yok. Buna gerek yok. Hayır gerek yok. Kız çok güzel oldu bu. Aa, sen gelin olmak istiyordun değil mi? Yasemin. Sağ ol Yasemin. Yasemin sağ ol. Sakın anneni. Sus! Kapa çeneni. Elif'le Ömer dünyaya yeni gelen bebeklerini sevinçle kucaklarken Suzan ait olduğu zindana geri götürülüyordu. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.